Selamlar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 10. haftanın 3. konusu olan paraboldeyiz arkadaşlar Parabol önemli bir konu siz bunu biliyorsunuz İkinci dereceden fonksiyonların grafiği diyeceğiz birazdan parabolü tanımlarken de Bu konu nerelerde işinize yarayacak arkadaşlar bu konu eşitsizliklerde işinize yarar Limitte, türevde, integralde çoğu konuda işinize yarayacaktır yani AYT'de sevgili gençler önemli olan konulardan bir tanesi. Genelde böyle hani isminden kaynaklı da e, öğrencilerimiz biraz çekinirler bu konudan. Ama lütfen sevgili gençler iyi anladığınız takdirde zevkli bir konudur. Vazgeçemeyeceğiniz bir konudur. Hele ki sorularını da böyle tek başınıza çözmeye başladım mı of tadından yenmez yani. E, benim bu videoyu ikinci çekişim arkadaşlar. İlk çektiğimde yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir video olmuştu. İlk çektiğimde e, yanlışlıkla ekran kaydını başlatmamışım. O yüzden kameranın karşısında sadece benim görüntüm e, parabol anlatıp duruyor. Hani görüntüsüz bir şekilde sadece ben varım ve öylece konuşuyorum, parabol anlatıyorum, soru çözüyorum. Dolayısıyla tekrardan çekmek zorunda kaldım. Bunun farkına varamadım. O yüzden perşembe günü sabah saatlerinde parabol videosu eksik geldi. Yani gelmedi. E, bu yüzden bunu tamamlayacağım şimdi sevgili gençler. Ee, konumuz parabol. Dilerseniz dersimize başlayalım. Şimdi ABC bir reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere f fonksiyonu r'den r'ye bir fonksiyon ve bu fonksiyon ax kare artı bx artı c. Şimdi biz buna eşittir sıfır deyince ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyorduk. Eğer ki fx'e eşitlersek de ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon diyeceğiz f x eşittir ax kare artı bx artı c olmak üzere analitik düzlemde x y ikililerinin belirttiği noktaların kümesine f fonksiyonunun grafiği denir. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğine de parabol adı vereceğiz arkadaşlar. Yani bu aslında e, hep üzerinde durduğumuz ikinci dereceden denklemin bir fonksiyona eşitlenmiş haline biz grafiğini çizdiğimiz zaman bu grafiğin ismi parabol olacak. Yani bunu alışkanlık haline getireceksin. Nasıl ki mesela ben sana kare dediğim zaman senin aklına işte köşeleri kenarları birbirine eşit olan bir dörtgen geliyor. Ee, tabii ki bütün köşeleri de dik açıya sahip bir dörtgen geliyor. Veya üçgen dediğim zaman senin aklına çeşitli üçgenler geliyor işte dik açılı üçgen veya geniş açılı üçgen tarzında üçgenler geliyor. Veya ben sana işte elips dediğim zaman şu ama çember dediğim zaman şu geliyor senin aklına. Dolayısıyla parabol dediğim zaman da aklına bazı şekillerin gelmesi lazım. Bu şekiller ya bu şekildedir arkadaşlar ya da bu şekildedir. İşte biz bunlara parabol diyeceğiz. Yani parabol o şeklin ismi sadece. Sorumuza bakalım. A bir gerçek sayı. 3 çarpı x üzeri a eksi 1 artı x artı 1 fonksiyonunun belirttiği eğri bir paraboldür. A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi parabol olabilmesi için ikinci dereceden fonksiyon olması gerekiyor. Bakın burası birinci derece. Demek ki mecburen şurası ikinci dereceden olacak. Yani a eksi 1'e ben 2 dersem a sayısı eşittir 3 olur. Bu da bizim e, sorumuzun cevabı olacaktır. Geçtim 3. sayfama. a sıfırdan farklı olmak üzere. Şimdi iki tane parabol çeşidi göstereceğiz. 1. ax x kare e, fonksiyonun grafiği budur demiş. Şimdi sıfırı verdiğim zaman sıfırdan geçeceği için. E, bunu sakın unutmayın arkadaşlar. En önemli parabol grafiklerinden en çok uğraşacağımız parabol grafiklerinden bir tanesidir. Buraya tepe noktası diyeceğiz bir sonraki sayfalarda. Tepe noktası orijinde olan. Ve şunlara da parabolün kolu dersek eğer. Bakın kollar yukarı doğru bakıyor. Ve yukarı doğru da hep gidiyor. Bunun olabilmesi için de a'nın sıfırdan büyük olması lazım. Yani x karenin kat sayısı olan şuradaki a sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki a sıfırdan küçükse ne olur hocam? O halde kollar tepe taklak aşağı döner arkadaşlar. Kollar aşağı doğrudur deriz a sıfırdan küçükse. Sorumuza bakalım fx eşittir m eksi 1 çarpı x kare eksi 3 x eksi 1 parabolünün kolları yukarıya doğrudur. m eksi 5 çarpı x kare artı x artı 3 parabolünün kolları da aşağıya doğrudur. Buna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Bakın şu kısımlarla hiç ama hiç ilgilenmeyeceğiz. Bizim ilgileneceğimiz kısım x karelerin katsayıları Yani şu ve şu m eksi 1 ve m eksi 5. Şimdi bu kollar yukarı doğru bu da kollar aşağıya doğruysa diyeceğiz ki m eksi 1 demek ki sıfırdan büyükmüş. Demek ki m eksi 5 de sıfırdan küçükmüş. Burada m 1'den büyük ve buradan da m 5'ten küçük gelecektir. Peki 1'den büyük, 5'ten de küçük olan tam sayılar hangileri? 2 var, 3 var, 4 var. Peki bunların toplamı kaçtır hocam? Bunların toplamı da 9'dur diyeceğiz. Geçtim diğer sayfama. Örneğin x kare bölü 2, x kare ve 3 x kare bakın. 1 bölü 2 çarpı x kare aslında o x kare bölü 2. x kare 1 çarpı x kare. 3x kare de 3 çarpı x kare sevgili gençler. grafiklere dikkat edilirse bunların hepsinin grafiği çizilmiş. Grafiklere dikkat edilirse a sıfırdan büyük ise a büyüdükçe parabolün kolları y eksenine yaklaşır. Yani parabolün kolları daralır. Ee, siz de demiş eksi 2 çarpı x kare ve y eşittir eksi x kare parabollerini aynı analitik düzlemde çizip a sıfırdan küçükken a büyüdükçe parabolün kollarının y ekseninden uzaklaştığını yani parabolün kollarının açıldığını gösteriniz. Biz önce kendi meselemize bir bakalım daha sonra siz kendi ödevinizi yapın. Şimdi arkadaşlar bakın Burada 1 bölü 2. Burası x kare. Burası da 3. Yani 1 bölü 2. 1, 3. Ben pozitif ee, katsayılarda katsayının büyüdükçe ki görüyorsunuz ki şu şekilde bir hal var. 1 bölü 2, 1 ve 3. Bu gösterime takmayın. Ben sadece katsayılarını sıraladım. 1 bölü 2, 1 ve 3. Büyüdükçe bakın kollar iç tarafa doğru daralıyor. Mesela 9 x kare deseydik şu şekilde bir parabolümüz olabilirdi. Tamam veya 10x kare o zaman bu şekilde. O zaman 100x kare buna iyice yakın olacak. Değil mi? Ee, eğer ki katsayı büyüyorsa yani a büyüyorsa parabolün kolları y eksenine doğru yapışacaktır. Bu tarafa doğru gelecektir. Şimdi negatif tarafta da biliyorsunuz ki matematikte pozitifler için verilen kuralların hepsi neredeyse hepsi negatifler için tam tersine dönmekte. Dolayısıyla arkadaşlar negatiflerde de kollar büyüdükçe y eksinden uzaklaşacağız. Kollar büyüdükçe şey, katsayı büyüdükçe biz bizim parabolümüzün kolları y ekseninden uzaklaşacak negatifte. Tabii negatif bölgede paraboller şu şekilde duruyor. Aşağıda aynı analitik düzlemde çizilmiş a x kare b x kare c x kare ve d x kare parabollerinin grafikleri verilmiş. Buna göre a b c d'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bir kere a ve b pozitif olduğu için c ve d'den büyüktür. Peki a ile b'yi nasıl sıralarım ben? Bakın şunun kolları y eksenine daha yakın olduğu için b bir kere a'dan büyüktür. b a'dan büyük. Bunlar da C ve D'den büyük. Buna %100 eminiz. Şu an sorumuzun yarısı bitti. Ne demiştik? Negatif bölgede kolu açık olan daha büyüktür demiştik. Kolu açık olan C. Dolayısıyla C büyüktür. D diyebiliriz. B, A, C, D sıralaması doğrudur. Küçükten büyüğe dediği için D küçük, C küçük, A küçük, B de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tepe noktasını bir tanımlayalım artık. A sıfırdan farklı ve ABC birer gerçek sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C parabolünde... A sıfırdan büyükse kollarımız yukarı doğru. A sıfırdan küçükse kollarımız aşağı doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Bu parabolün en alttaki noktası sevgili gençler. Yani kollar yukarı doğru olduğunda en alttaki nokta. Kollar aşağı doğru olduğunda da en üstteki noktaya sahibizdir. Yani ben kolları yukarı doğru olan bir parabolün en küçük değerini bulabilirim. Bakın en küçük değeri burada almış. Kolları aşağı doğru olan parabolün de en büyük değerini bularım, bulabilirim. Çünkü bu tepe yapmış bu çukur yapmış. Şimdi o halde biz buradaki T noktalarına artık tepe noktası diyeceğiz. Yani buranın tepe buranın çukur yaptığına göre burası tepe noktası da burası çukur noktası mı hocam? Hayır. Bunların hepsine yani alabileceği en uç noktaya en büyük veya en küçük değeri biz tepe noktası diyeceğiz her zaman. Bir parabol en küçük ya da en büyük değerini tepe noktasında alır ve bu değer tepe noktasının ordinatıdır. Yani sizden değer istediği zaman tamam mı? Sizden herhangi bir fonksiyonda bir değer istediği zaman siz ordinata odaklanacaksınız sevgili gençler. Ve ben tepe noktasını T, R virgül K diye göstereceğim. Bu genelleştirilecek. Yani senin aklında hep bu şekilde kalsın. R dediğimiz şey apsis. Tepe noktasının apsisi. Bu da tepe noktasının ordinatı sevgili gençler. Bunları R ve K harfleriyle göstereceğiz. Şimdi simetri eksenine bakalım. Ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktasından geçen ve x eksenine dik doğruya simetri ekseni denir. Yani arkadaşlar benim tepe noktamın apsisi neydi? R'ydi. İşte o R'den geçen sevgili gençler ve x eksenine dik olan şu doğru tamam mı? Şu doğruya ben simetri ekseni diyeceğim. Tamam mı? Simetri ekseni. Buradaki de aynı şekilde yine R'den geçen bakın şurası. Buna simetri ekseni deniliyor. Peki neden simetri ekseni diyoruz? Çünkü parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Yani bu ayna görevi üstlenir simetri ekseni diyebiliriz. Mesela ben bunu buradan çizdiğim zaman şu olur sevgili gençler. Şu uzunluk şuraya eşit olur. Veya ben gidip bunu şuradan çizersem artık şu uzunluğun şu uzunluğuna eşit olduğuna söylememiz gerekiyor. Aynı şey kolları yukarı doğru olan parabol için de geçerlidir. Peki hocam bu tepe noktası tepe noktası diyoruz R diyoruz da bu R'yi nasıl bulacağız? R'yi şu şekilde buluruz sevgili gençler. R eşittir eksi B bölü 2A formülüyle. Bakın eksi b bölü 2 a ile türev bilen arkadaşlar türevini alıp sıfırı da eşitleyebilirler. Peki k'yı nasıl bulacağız? Arkadaşım sen zaten absisi buldun. Absisi bulduktan sonra ordinata nasıl ulaşırsın? Fonksiyonda yerine yazarsın. Yani r'yi götürüp fonksiyonda yerine yazarsan da bu sefer k'yı elde etmiş olursun. Şimdi buraya soru yazmışız ama burası soru değil arkadaşlar. Bir ünlem koyabilirsiniz buraya. R'ye 0 noktası x1, x1'e 0 ve x2'ye 0 noktalarının orta noktasıdır. Şimdi ben x1 ile x2'nin buranın tam tepe noktasının apsisine olan uzaklığına eşit, ol, u, eşit uzaklıkta bulunduklarını biliyorum simetri ekseni olduğu için. Peki x1 ile x2 benim denklemimin yani ben bu parabolü eşitlersem sıfıra x eksenini kestiği noktaları buluyordum. Yani bu fonksiyonların biliyorsunuz x eksenini kestiği noktalar bunların sıfırlarıydı. O zaman x1 ile x2 bu ikinci dereceden denklemin sıfırlarıdır. Ben ikinci dereceden denklemlerde sıfırların toplamını yani kökler toplamını eksi b bölü a olarak bulmuştum. Şimdi ben size 12 sayısıyla 32 sayısının tam ortasındaki sayıyı sorarsam eğer siz bunları toplayıp 2'ye bölebilirsiniz. Bu da 44 bölü 2'den 22 gelecektir. 22, 12 ve 32'nin tam ortasındaki sayıdır. Size x1 ile x2'nin tam ortasındaki sayıyı soracak olursam da siz x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye böleceksiniz. Yani x1 artı x2 bölü 2. Bu bize r'yi vermek zorunda. Şimdi x1 artı x2 bölü 2'yi ben x1 artı x2 eksi b bölü a, e, a, yazarak gösterebilirim. Bölü 2 diyeceğim. Bunu da 2'yi ters çevirip çarparsam eksi b bölü 2a gelir. İşte sevgili gençler r'nin formülü demiştik ya eksi b bölü 2a. İşte tam olarak buradan geliyor. Ve sen bu r'yi bulduktan sonra götürüp bir de e, fonksiyonda yerine yazarsan tabii ki k'yı bulursun diyebiliriz. Geçtim soruma. Bu parabolün tepe noktasını bulunuz. Şimdi nokta dediği zaman koordinatlarını bulacaksın. Koordinatları bulacağız arkadaşlar. Yani sadece R'yi bulup bırakmayacaksın ya da sadece K'yı bulup bırakmayacaksın. Nokta sorulduğu için sen X virgül Y sıralı ikilisini bulacaksın. Şimdi gelin bulalım. Eksi B bölü 2 A ile biz R'yi bulabiliriz sevgili gençler. Ki burada B'miz 2 olduğu için eksi 2 bölü A'mız da 1'di. 2 eşittir eksi 1. Bu ne oldu? R. Şimdi f -R lazım bize. Yani f-1 lazım. f-1 de nasıl buluruz? Yerine yazarız. Eksi 1'in karesi 1. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 5. Şu kısım ne gelir sevgili gençler? Eksi 6 gelir. Demek ki benim tepe noktam eksi 1'e eksi 6 noktasıymış. Bize sorulan nokta bu sevgili gençler. Bir diğer soru. M ve L birer gerçek sayı. X kare eksi MX artı N parabolünün tepe noktası 2'ye 1'dir. Buna göre M kere N kaçtır? Şimdi tepe noktasının apsisi R eşittir 2 gelmiş. Ve ben bunun aslında eksi B bölü A olduğunu, eksi B bölü 2A olduğunu biliyorum. B'miz burada eksi M. Eksi eksi M artı M yapar. Bölü A'mızda 1 olduğu için bölü 2 eşittir 2'ymiş. O halde M kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Bu 1. İkincisi de e, ben R'yi yerine yazdığım zaman yani 2'nin karesi 4 eksi 4 kere 2 8 M'yi 4 bulmuştuk hatırlarsanız. Artı N'nin de 1 olması gerektiğini söylüyor soru bize. 4'ten 8'i çıkarırsam eksi 4, karşıya atarsam artı 4 diye geçer. N sayısı da 5 olacaktır. Böylelikle bizden M ile N'nin çarpımı istenmişti. Biz cevaba 20 diyebiliriz arkadaşlar. 8. sayfam. Aşağıda F ve G parabollerinin grafikleri verilmiş. 2 tane soru sormuş bize. Y eşittir fx ve y gx parabollerinin tepe noktalarını ve simetri eksenlerini bulunuz. Şimdi tepe noktalarını bir bulalım. Arkadaşlar tepe noktası f fonksiyonunun apsisi 2 ordinata eksi 3 olduğu için tfx diyelim yani fx'in tepe noktası. Siz de bu şekilde gösterimler kullanabilirsiniz. Yanlış değil, yasak değil. E, tepe noktası 2'ye eksi 3'tür. Peki bunun simetri ekseni nedir? Simetri ekseni de x eşittir 2 doğrusudur sevgili gençler. Yani bu şekilde diyorsunuz. R ne ise? x eşittir R bizim simetri eksenimiz olacak. Bu A şıkkının cevabı. Bir de A şıkkında gx parabolünün tepe noktasını bulalım. tgx eşittir. Bakın apsis 1, ordinat 4 olduğu için 1'e 4 diyoruz. Çünkü tepe noktamız burası. Genelde tepe noktasını da sana soruda şu şekilde verir. Hem türevde verir hem parabolde verir. Sıkıntı yok. Bu şekilde tepe noktaları gösterilir. Tepe noktası 1'e 4 ise x eşittir 1 doğrusu da bizim simetri eksenimizdir diyebiliriz gx fonksiyonu için. Peki B şıkkında ne diyor? f ve g fonksiyonlarının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz. Şimdi f fonksiyonunun alabileceği en küçük değer eksi 3'tür. Bakın f minimum diyelim. f minimum eşittir eksi 3'tür. Peki f maksimum bakın sevgili gençler. f maksimum bu tarafa doğru bu şekilde uzanıyor. f'nin maksimum değeri sonsuza kadar gidiyor. Aslında biz f'nin maksimum değeri reel sayılarda yoktur da diyebiliriz. Ama sonsuza gittiği için artık buna şu şekilde sonsuz desem bir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde g'nin maksimum değerini bulalım önce. Çünkü burası tepe yaptığı için maksimum değeri şurada alacaktır ve maksimum değeri 4'tür. Peki g'nin minimum değeri var mıdır? Bakın bu tarafa doğru gittiği için reel sayılarda yoktur diyebiliriz ama artık eksi sonsuza doğru gittiğini bildiğimiz için de buna da eksi sonsuz diyebiliriz. A sıfırdan farklı. A, B, C birer gerçek sayı. A x kare artı B x artı C parabolünün tepe noktası R virgül K olmak üzere. r eksi B bölü 2A ile K'yı da fR ile bulduğumuzu zaten söyledik. Bu bir. R'den R'ye olmak üzere bir f fonksiyonu. İkinci dereceden parabolün kolları aşağıya doğru ise f f(x) fonksiyonunun en büyük değeri k, en küçük değeri eksi sonsuzdur. Yani kollarımız diyor aşağıya doğruysa bizim maksimum değerimiz vardır, minimum değerimizi bilemeyiz, eksi sonsuzdur. Eğer ki kollar yukarı doğruysa minimum değer vardır, maksimum değer yoktur, yani sonsuzdur diyebiliriz. Şuna bakalım. Buranın açıklaması buydu. Ax kare artı bx artı c parabolünün simetri merkezi de x eşittir r doğrusudur. Yani eksi b bölü 2a doğrusudur. x eşittir r doğrusuna göre bu parabol simetriktir diyebiliriz. 9. sayfamız. Aşağıda fx e, fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx parabolünün tepe noktası 2,6'dır. 2, yani sevgili gençler şurası 2'ymiş. Şurası da 6'ymiş diyebiliriz artık biz. Buna göre a noktasının koordinatlarını bulunuz demiş. a noktası şurası. Sevgili gençler ben buradan şu şekilde bir doğru çizmek istiyorum. Ve bu doğru üzerinde burası simetri ekseni olduğu için şu kısmın uzunluğu şu kısmın uzunluğuna eşittir. Peki 2'nin 7 noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? 5. O zaman burası da 5 birim olacak. 2'nin 5 birim sağında hangi sayı vardır? Tabii ki eksi 3 sayısı vardır. A noktasının koordinatı eksi 3'e 0'dır diyebiliriz. İşte simetri eksenini çoğu soruda bu şekilde rahatça kullanabiliriz. Şu sorumuza bakalım. A ve B birer gerçek sayı. Şimdi P'yi bize ne vermiş bakalım. P, A'yı içeri dağıtırsak. A kare artı 8A artı 2. Q'yu da nasıl vermiş arkadaşlar? Ee, 6B eksi B kare diyeceğim ben buraya önce. Daha sonrasında artı 6B diyeceğim ve artı 2. Şimdi P, Q belli. Bu P ile Q bize e, grafik olarak çizilirse parabol verecektir. Bakın illa X olmasına gerek yok değişkenin. Burada değişkenimiz A, burada da B. İlla X olmasına gerek yok. Buna göre P'nin alabileceği en küçük değerle Q'nun alabileceği en büyük değerin toplamı. Yani şunun en küçük değeri sorulmuş, bunun da maksimum değeri sorulmuş. En küçük veya en büyük değer sorulduğunda bu ikinci dereceden denklemlerde artık senin yapacağın iş belli. Tepe noktasını bulmak. Peki biz de tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını ben eksi b bölü 2a ile buluyordum. Peki bunun b'si kaç? 8. A'sı kaç? 1. B ve a'yı, şuradaki b ve a'yı, şuradaki a ile karıştırma burada veya buradaki b ile karıştırma kat sayılardan bahsediyoruz. o halde buranın tepe noktası eksi 8 bölü 2'den eksi 4'tür. Değeri sormuş. Biz apsisi bulduk. Değer bulunuyorsa arkadaşlar ordinatını bulacaksınız. O halde eksi 4'ü burada yerine yazmamız gerekiyor. Nerede? A gördüğüm yere. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 8 kere 4 32 artı 2. 16'dan 32'yi çıkarırsam eksi 16. 2 eklersem eksi 14 gelir. Bu da benim en küçük değerimdir. Eksi 14 minimum değerdir. Peki bunun maksimum değerini bulalım. Eksi b bölü 2a yapacağız. Kollar aşağı doğru olduğu için maksimum değeri vardır. Eksi 6 bölü eksi 2'den 3 gelir sevgili gençler bunun r'si. Bu 3'ü de burada yerine yazacağım. Yani eksi 3'ün karesi 9 artı 6 kere 3 18 artı 2. Bakın şurası 9 yapar. 2 eklersem de 11 gelir. Bu da nedir? Maksimum değerdir sevgili gençler. Q'nun maksimum değeri. Bunların toplamı sorulmuş. Toplayalım biz de. Eksi 14 ile 11'in toplamı kaç yapar? Eksi 3 yapar. Cevabımız budur diyebiliriz. 10. sayfamdayım. Aşağıda analitik düzlemin orijin noktasından atış yapan bir basketbolcu görseli verilmiştir. Arkadaşlar burası analitik düzlemin orijin noktası. 0'a 0 noktası. Parabolün denklemi de eksi x kare bölü 2 artı 3 x olduğuna göre topun çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? Arkadaşlar burada önemli olan basketbolcu top veya pota değil Burada önemli olan buradaki parabol eğrimiz. Parabol eğrimizin maksimum yaptığı yer şu kısımdır. Ve bu kısmın belirttiği apsis bize R'yi verecektir. Ordinat ise bize K'yı verecektir. Çıkabileceği maksimum yükseklik de Y eksenindedir. Ve K'yı soruyor sevgili gençler bize. Bunu anladık. Pekala R'yi nasıl bulurum? Parabolün denklemini vermiş zaten bize. Eksi B bölü 2A ile bulacağız. Yani eksi 3 bölü 2A dediğimizde eksi 1 bölü 2'yi iki, 2 ile çarparsak eksi 1 gelir sevgili gençler. Bu da artıla eksiler gider artı olur. 3 bölü 1'den 3 gelir. Burası 3'müş. 3'ü şimdi yerine yazacağım. Eksi 9 bölü 2 artı 3 kere 3'ten 9 gelir. 9'a eksi 9 bölü 2 eklersem yine 9 bölü 2 yapar. Metre olarak sormuştu bize. 9 bölü 2 4,5'tür. Demek ki maksimum 4,5 metre yüksekliğe çıkacaktır sevgili gençler. Bu top diyebiliriz. Burada kıyıda köşede kalmış bir sorumuz var. Bu soruyu da çözelim. Simetri ekseninin ne kadar önemli olduğunu ve bir soruyu ne kadar kısa çözebileceğimizi gösteren bir soru. K sayısı 20'den farklı olmak üzere x kare eksi 2 x eksi 7 fonksiyonu veriliyor. F20 f eşit olduğuna göre k kaçtır? Şimdi benim elimde şöyle göstermek istiyorum. Hani ne kadar kısa olsa da ben size soruyu detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü detaylı anlamanız çok çok önemli parabolde. x kare eksi 2 x eksi 7 parabolümüz var. Bunun tepe noktasını yani R'sini bana bulabilir misiniz arkadaşlar? R'si eksi eksi 2'den 2 bölü 2'den 1. Yani tepe noktamız 1 absisli noktada. 1'i de yerine yazarsam 1 eksi 2. Eksi 1 eksi 7 daha eksi 8. Yani 1 eksi 8. Tam manasıyla çizmenize hiçbir şekilde gerek yok. Şu an ben sadece detaylı anlatıyorum. Siz bunu çizerek yapmak zorunda değilsiniz. Tepe noktamız buradaymış. O halde kollarda yukarı doğru olduğuna göre benim parabolüm şu şekilde bir parabol. Şöyle. Şimdi sevgili gençler varsayalım ki şurası da 20 olsun. 20 nereye gitmiş arkadaşlar? Şuraya gitmiş. Peki başka ne oraya gider diyeceğiz? Onu da gösterebilmek adına şuradan tutup şöyle çekeceksiniz. Tamam mı? F20 buraya gittiyse başka şuradaki sayı da oraya gitmiştir. Neden? Çünkü parabol simetriktir dedik zaten. Doğru mu? Yani ben gidip şuraya bir simetri ekseni çizersem şu şekilde. Bu simetri ekseninde şu kısım şuraya eşit olmak zorunda. Peki o halde 20'nin biri olan uzaklığı kaç birim? 19 birim. Peki birin 19 birim solunda ne var? Tabii ki birin 19 birim solu orası değil. Şöyle gösteriyorum. Birin 19 birim solunda da tam olarak şurada eksi 18 vardır. Demek ki sevgili gençler f20 f eksi 18'e eşit olacak. Bunu söyleyebiliriz. Ya da kısacası sen şunu yapabilirsin. 20 ile neyi toplayıp 2'ye bölersem tepe noktasını verir bana diyeceksin. Tamam. E, burası da 20'ye ne eklersem 2'yi karşıya attım 2 olur. Tabii ki eksi 18 eklersem. Hani bu. Ben şu şekilde yaptım sana ee, soruyu. Daha iyi anla diye yaptım ama sen şu şekilde kısacık da kurtulabilirsin bu tarz sorulardan çünkü klişe bir sorudur kendisi. Geçtim bir diğer soruma. Bir basket atışında top yukarıdaki parabolik rotayı izlemiştir. Rotamız bu. A noktasını, A noktası topun basketbolcunun elinden çıktığı, B noktası topun potaya girdiği noktadır. Yani arkadaşlar tam olarak basketbolcu elinden şurada bırakmış topu. Ve pota da buradaymış. Top potaya girmiş. Pekala. Basketbolcu aynı yükseklikten bırakmış yani. Diyor ki bize yer x eksenidir. Yani burası x ekseniymiş sevgili gençler. Burayı bu şekilde kabul edeceksiniz diyor. Top maksimum yüksekliğine ulaştığında yani nerede? Şurada sevgili gençler. Tepe noktasının ordinatında. Tamam. Y ekseni uzaklığı tam buradayken y ekseni uzaklığı e, nerede demiş? Ha, A ve B noktaları arasındaki uzaklığa eşittir demiş. Şimdi A ile B noktasındaki uzaklık şurası. Bize, bize y ekseni lazım şimdi. Ben bu y ekseni nasıl bulacağım? Öncelikle eksi x kare artı 10 eksi bir yazalım. Ben bunu x parantezine alırsam 10 eksi x gelecektir. Yani x eksenini kesilen noktalar ya sıfırdır ya da 10'dur. Bunların kökleri sonuçta biliyorsunuz. Demek ki burası 10'muş. Burası da sıfırmış. Yani aslında bu parabol orijinden geçiyormuş. Orijinden geçiyorsa mecburi olarak gençler... Şurası y eksenidir diyebiliriz. Güzel. Şimdi y eksenimizde bulduk. x eksenimizi zaten soru vermişti. Şimdi soruya odaklanabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben elime bir kırmızı alayım veya yeşil alayım şu şekilde. Diyor ki bize şu e, öncülü bir daha okuyalım. Top maksimum yüksekliğe eriştiğinde y eksenine olan uzaklığı yani şurası A ile B arasındaki uzaklığa yani şu kısma eşittir demiş. Peki güzel. Ben bu şuradaki uzaklığı bulabilir miyim? Tabii ki bulurum çünkü şurası R'ydi biliyorsunuz şu nokta. Sıfırla onu toplayıp ikiye bölersem tam ortası olduğunu biliyorum ya burası 5'tir. O halde şu uzunluk 5 ise buradaki uzunluk da 5'tir. O zaman A ile B arasındaki uzunluk da 5'tir. Şimdi ben bunu simetri ekseni olduğunu bildiğimden şu kısımla şu kısım da birbirine eşittir. E buranın tamamı 5 birimse 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk kalır. Yani burası 2,5 birimdir burası da 2,5 birimdir. Peki 5'in İki buçuk birim sağında ne var sevgili gençler? Yedi buçuk var. Güzel. Şimdi yedi da bulduk sevgili gençler. Bize diyor ki potanın yerden yüksekliği kaç birimdir? Yani nereyi sormuş aslında bize potanın yerden yüksekliği şurası. Bize burası sorulmuş arkadaşlar. Ben bunu nasıl bulurum? Yedi buçuk yerine yazdığım zaman bize zaten bu uzunluğu verir. Yedi buçuk yerine yazdığım zaman çünkü tam olarak karşılığı şurayı verecektir. Dolayısıyla ben şurada yedi buçuk yerine yazayım. Yedi buçuk çarpı on eksi buçuk. Yani 7.5 çarpı 2.5. Ondan 7.5 çıkarırsak bu kalır. Peki ben bu 7.5'u 15 bölü 2 2 buçu da 5 bölü 2 olarak yazarsam sevgili gençler. 5 kere 15 75 yapar. Bölü 4. 75 bölü 4 birim diyebiliriz sevgili gençler. Biz bu sorumuzun cevabına potanın yerden yüksekliği 75 bölü 4'tür dedik. Bir diğer sorumuza bakalım şimdi. Bu soruda dikkat edeceksin. F fx eşittir x kare eksi 3x artı 6 fonksiyonunun 2 ile 5 aralığındaki en büyük ve en küçük değerini bulunuz demiş. Hocam bundan kolay ne var ki ben sınır değerlerini yerine yazıyorum diyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu sorular da bu sorularda tepe noktası çok önemlidir. Şimdi gelin sadece bu soru için ben size bir şekil üzerinde anlatım yapayım x kare eksi 3 x artı 6 bunun tepe noktası sevgili gençler 3 bölü 2 noktasındadır. Yani şuralarda bir yerde Kollar da yukarı doğru olduğu için artık biz bu parabolü şu şekilde kabataslak. Tamam belki burada değildir yukarıdadır ama kabataslak bu şekilde çizim yaptık. Burası 3 bölü 2 idi. 2 ile 5 arasında sormuş. 2 nerededir sevgili gençler varsayalım ki şurada olsun. 5 de şurada olsun. Şimdi bakacak olursanız arkadaşlar 2 noktasında aldığı değer burada. 5 noktasında aldığı değer ise şurada. Yani bu parabol 2'den 5'e gidene kadar sürekli artmış. 2 ile 5 arasındaki en küçük değer o zaman 2'de almıştır. 2 ile 5 arasındaki maksimum değeri 5'de almıştır. O halde sadece 2'yi ve sadece 5'i yerine yazarak bir sonuç bulabiliriz. 2'yi yerine yazarsam 4 eksi 6 artı 6'dan 4 gelir. 5'i yerine yazarsam 25 eksi 15 artı 6'dan 16 gelecektir. Bu maksimum değerdir. Bu da minimum değerdir diyebiliriz sevgili gençler bu soru için. Eğer ki eğer ki 1 ile 5 arasındaki diye sormuş olsaydı o zaman ne yapardık? Bir de bunu tartışalım. Bir burada. Bir noktasında alacağı değer arkadaşlar şurası. 5 noktasında burası. O zaman şunu diyebilir miyiz? En küçük değeri 1 de en büyük değeri 5'te alır. İşte bunu diyemeyiz. Neden? Çünkü bu aralıkta yani şu aralığa gidene kadar birden daha küçük değerler alan, değer veren bir sonuç daha var. Tepe noktası. İşte tepe noktasının yeri burada çok önemli. Eğer ki sevgili gençler bu aralığın içerisinde bir tepe noktası varsa alınabilecek en küçük veya en büyük değer tepe noktasından başlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Dolayısıyla en küçük değeri bulmak için tepe noktasını yerine yazacaktık. En büyük değerde gene 5'i yazacaktık. Bunda bir sıkıntımız yok. Peki geçtim 12. sayfamı. Siyah kalemimi de alayım. Parabol ile x ekseninin birbirine göre durumları. Bu birinci durum sevgili gençler. Tamam. Ee, şimdi parabol ikinci dereceden fonksiyon grafiği olduğu için ikinci dereceden denklemlerdeki delta'yı da burada kullanabiliriz. Tabi pek tabi. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac. Eğer bu delta sıfırdan büyükse hani ikinci dereceden denklemlerde ne oluyordu? Denklemi birbirinden farklı iki tane kökü oluyordu. Şimdi o halde fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar bu fonksiyonun sıfırlarıysa o denklemin sıfırlarıysa kökleri ise x eksenini birbirinden farklı iki tane noktada kesecektir diyebiliriz. Delta sıfırdan büyükse bakın delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane noktayı kesecek parabol. Ee, ve dolayısıyla delta sıfırdan büyük olduğunu anlayacağız. Eğer soruların içerisinde birbirinden farklı noktalarda kesiyor diyorsa. Mesela yandaki soruya bir göz atalım. ax kare eksi x 4x artı 1 parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre a hangi aralıkta olmalıdır? Bu arada a bir gerçek sayı. Farklı iki noktada kestiğine göre direkt şunu anlayacaksın artık. Tek yapacağın şey şu. Delta sıfırdan büyük olmalı hocam. Evet. B kare 16. Eksi 4 çarpı A çarpı 1. Büyüktür sıfır diyeceğiz. Buradan eksi 4 A'yı bu tarafa atarsam. 4 A küçüktür 16 olur. Her iki tarafı 4'e bölersem A küçüktür 4 olur. A hangi aralıkta olmamış arkadaşlar? A elemandır. Eksi sonsuzdan gelecek. 4'e kadar 4'ten açık aralık olacak sevgili gençler. A'nın bulunacağı yer. 13. sayfamız. A x kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiş. A, B, C'nin işaretlerini bulunuz diyor. Bir kere kollar yukarı doğru olduğu için A yüzde pozitiftir. Bu bir. İkincisi de tepe noktamıza bir bakalım. Eksi B bölü 2 A ile buluyorduk. Ve ben burada A'nın pozitif olduğunu bildiğimden artık burası pozitiftir diyeceğim. Tepe noktasının apsisi nerede sevgili gençler? Negatif olan bölgede. Şimdi eksi ile artının çarpımı eksi. B'yi ne ile çarparsam eksi yapar? Artıyla. Yani eksiyi B'yi eksi ile çarparsam eksi yapmasını istiyoruz. O zaman B artıdır. B de pozitifmiş arkadaşlar. C'yi nasıl bulacağım peki ben? C'yi de şuradan bulacaksınız. Şimdi AX kare artı BX artı C'de X'e 0 verirseniz bu gider. Bu gider geriye bu mu kalır? Peki X'in 0 için aldığı değer neresidir? Burasıdır. Peki C burasıysa y ekseninin, e, X ekseninin üst tarafında kaldığı için e, ordinatımız C pozitiftir diyebiliriz. Demek ki sevgili gençler C sayımızda ne olacakmış? Pozitif olacakmış. Yani bunların hepsi de pozitif olmuş oldu sevgili gençler. Şunu bir daha kontrol etmek istiyorum. E, A'yı biz pozitif bulduk. Eksi kere artı eksi yaptı. B'yi neyle çarparsam eksi neyle çarparsam eksi olur. Artıyla tamam doğru. Hepsi de pozitifmiş sevgili gençler. Şu sorumuza bakalım. X kare bölü 6 eksi x bölü 2 artı k fonksiyonunun grafiği verilmiş. Diyor ki bize AO uzunluğunun İki tane AO uzunluğu, iki tane OC uzunluğu eşitse AO ile OC birbirine eşittir. Ve OB de bunların iki katına eşit. Yani OB uzunluğu da şurası. Yani ben arkadaşlar şurasının şurası K olduğunu biliyorum C noktasının. O zaman burası da K'dır. Demek ki B noktası da eksi 2K'dır diyebiliriz. Çünkü i̇ki katı olacak ama bir de pozitif tarafta olacak eksi 2K. Şimdi burada kafasına takılan illaki arkadaşım olacaktır. Hocam neden bu taraf eksi bu taraf artı değil miydi? Çünkü arkadaşlar burada k negatif bir sayı olduğunu anlıyoruz. Eğer, eğer burası k ise k negatiftir. Negatif olan k sayısını ben eksiyle çarparsam pozitif olur. Demek ki eksi 2k da pozitif olacakmış. Burada hem fikiriz umarım. Şimdi k'nın kaç olduğu sorulmuş bize. Biz gençler şunu bir düşünelim. Ben fonksiyonda k'yı yerine yazdığım zaman 0'ı elde etmem gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla yerine yazalım. k'nın karesi bölü 6 eksi. K bölü 2 artı K eşittir 0. Neden? Çünkü K bizim kökümüz. Pekala. K'dan K bölü 2'yi çıkardığımız zaman K bölü 2 gelecektir. K kare bölü 6 artı K bölü 2 eşittir 0 dedim. Burada sevgili gençler şurası eksi bu arada. Yo eksi mi artı özür diliyorum. Şurayı ben 3 ile genişletecek olursam K kare artı 3K bölü 6 eşittir 0. Artık ben pay kısmının yani K kare artı 3K'nın Sıfır olması gerektiğinden adım kadar eminim. K parantezinde k artı 3 eşittir sıfırsa ya k sıfırdır ya da k eksi 3'tür. K'nın sıfır olma gibi bir durum yok çünkü k negatif bölgede. Dolayısıyla k eksi 3'tür. Demek ki sevgili gençler zaten k sorulmuştu bize. Ben k'yı eksi 3 seçebilirim. Geçtim bir diğer sayfama 14. sayfamdayım. Parabolle x ekseni'nin birbirine göre durumları 2'deyim sevgili gençler. Delta'dan bahsetmiştik ya iki tane farklı noktada kesmesi için x eksenini delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar tek, tek noktada kesmesi demeyelim kesmesi için karşı tarafa geçmesi lazım. Değmesi ya da teğet olması durumunu inceleyeceğiz. Burada da sevgili gençler delta'nın sıfır olması gerekiyor. Eğer ki delta sıfıra eşitse bu ikinci dereceden fonksiyon için bunun deltası sıfıra eşitse parabol x eksenine teğettir diyoruz. İkinci dereceden denklemlerde delta'nın sıfıra eşit olduğu durumda biz ne yapıyorduk? birbirine eşit ya da çakışık iki tane kök var diyorduk. İşte eğer çakışık iki kök varsa bunlar x1 ve x2'dir birbirine eşittir. Ve bu nokta burasıdır teğettir diyebiliriz. Burası tamam. Burası da tamam. Parabol şu ikisi önemli. Parabol x eksenine negatif tarafta teğetse yani şu tarafta teğetse sevgili gençler negatif taraf burası oluyor. Delta 0'dan büyüktür. Delta sıfıra eşittir diyoruz. Doğru. Bunda zaten sıkıntı yok. Teğet olduğu için. Kökler çarpımı sıfırdan büyüktür diyoruz. Neden? Çünkü sevgili gençler kollar yukarı doğru veya aşağı doğru. Bakayım bir. X1 çarpı X2 sıfırdan büyüktür. Çünkü sevgili gençler. ha, iki kökümüz de birbirine eşit olduğu için ya ikisi de eksi olacak ya da ikisi de artı olacak. Eksi ile eksinin çarpımı da artı. Artı ile artının çarpımı da artı. Dolayısıyla kökler çarpımı sıfırdan büyük. Güzel. X1 artı X2 sıfırdan küçüktür demiş. Neden? Çünkü negatif tarafta teğet. iki kökte negatif. Yani i̇ki tane kök var ama birbirine eşit. Orayı karıştırma. İki tane kökümüzde negatif olduğu için negatif artı negatif sıfırdan küçüktür. Tam tersi eğer pozitif tarafta teğetse kökler çarpımı gene e, sıfırdan büyük deltamız zaten sıfıra eşit. Bu sefer x1 artı x2 yani kökler toplamı ikisi de artı olduğu için artıdır deriz. Şu sorumuza bakalım. x kare artı ax artı 9 parabolünün grafiği verilmiş. a çarpı b çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler ben burada benim parabolümün x kare artı ax artı 9 olma 9 olduğu bize verilmiş. Ben ikinci dereceden denklemlerden biliyorum. Şimdi ee, sağlaya sağlaya cümleleri kuralım. 1. Parabol x eksenine teğet mi? Teğet. 2. x eksenine teğetse delta sıfıra eşit mi? Evet. Delta sıfıra eşitse iki tane çakışık kök var mı? Var. İki tane çakışık kök varsa ifade nedir? Tam karedir. İşte tam olarak ulaşmaya çalıştığımız yer burası. Burayı kaçırdıysan hemen bir 10 saniye 15 saniye geriye sar ve burayı mutlaka tekrar dinle gerekirse not al. İfadenin tam kare olduğu kanısına ulaştık. İfade tam kare ise burası ya x kare artı 6 x artı 9'dur ya da x kare eksi 6 x artı 9'dur sevgili gençler. Pekala. Bu nedir? x artı 3'ün karesi. Tam kare olacak ki o yüzden bu şekilde yazdım. Bu da x eksi 3'ün karesidir. Şimdi acaba hangisi? Buradaki x eksi 3'tür. Buradaki x artı 3'tür. Peki sevgili gençler 3'te mi kesmiş olabilir? Yani 3'te mi buraya teğet? Eksi 3'te mi? Tabii ki x eksenin negatif tarafında olduğu için eksi 3'te. Demek ki p kaçmış? Eksi 3. O zaman a kaçtır arkadaşlar? A da 6'dır. Eksi 3 kere 6 sorulmuş. Cevap eksi 18'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim 3. duruma. Burada da Bizim parabol az önce iki noktada kesti. Sonra bir noktada değip teğet oldu. Şimdi hiçbir noktada kesmeyecek. Hiçbir noktada parabol x eksenini kesmiyorsa delta sıfırdan küçük olması gerekli diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi şuradakileri size not olarak bıraktım. Şuna bakalım. fx eşittir. Eksi 3x kare artı 2x artı a parabolü daima x ekseninin altında kaldığına göre a hangi aralıkta olmalıdır? Daima x ekseninin altındaysa x eksenine hiç değmiyordur delta sıfırdan küçüktür. Deltamız burada 4 eksi 4 çarpı eksi 3 çarpı a. Bu da küçüktür 0 diyeceğiz. Burası 12 a yapacak arkadaşlar. 4 artı 12 a küçüktür 0 ise 12 a küçüktür eksi 4. a küçüktür eksi 4 bölü 12. Ve bu da eksi 1 bölü 3 e eşittir diyeceğiz. a eksi 1 bölü 3'ten küçük olacaksa a nerede olmalıdır? a elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3 açık aralığında olmalıdır diye deriz sevgili gençler. Şimdi bir parabolün grafiğinin çizilmesi diyoruz. Bir parabolün grafiği çizilirken parabolün tepe noktasını önce bir bulacağız arkadaşlar. Parabolün x eksenine göre durumu bulunacak. Eğer varsa eksenleri kestiği noktalar bulunacak. Parabolün x eksenine göre durumu ne demek sevgili gençler? Deltasını bulacağız. İki noktada mı kesiyor? Tek noktada mı kesiyor? Yoksa hiç kesmiyor mu? Bunu bir değerlendirme altına alacağız. Eğer varsa eksenleri kestiği noktalar bulunacak. Yani deltamız sıfırdan büyük veya eşitse eksenleri kestiği noktayı veya noktaları bulacağız. Parabol simetri eksenine göre simetrik olacak şekilde grafiğini çizeceksin. Detaylı bir şekilde grafik çizimine gerek var mı? Yok. Ama e, bazı soruların içerisinde şıklarda özellikle verirler veya öncüllerde verirler. Hangileri doğru çizilmiştir veya hangisinin grafiği budur veya hangi grafik hangi fonksiyona aittir gibisinden sorular karşınıza gelebilir. Dolayısıyla bunları da yine detaylı çizime gerek yok dedik. E, sayıları denklemde yani e, fonksiyonda yerine yazarak bunları elde edebilirsiniz. Mesela bu parabolün grafiğini çiziniz demiş. Gelin çizmeye çalışalım. Şöyle bir x eksenimiz olsun. Bir de şöyle y eksenimiz olsun sevgili gençler. x kare artı 2 x eksi 8'in grafiğini çiziniz demiş. Önce tepe noktasını bulacağız. Tepe noktamız eksi 2 bölü 2'den eksi 1'dir. Eksi 1'i yerine yazacağız. Eksi 1'in karesi 1, eksi 2, eksi 8'den. Burası ne gelir sevgili gençler? Eksi 9. Demek ki eksi 1'e, burası eksi 1 olsun, burası da eksi 9 olsun. Eksi 1 ile eksi 9'un kesiştiği yer şurasıysa burada bir tepe noktamız vardır diyeceğiz. Tepe noktası burasıysa, eksenleri kestiği noktayı bulunuz demiş ya. X² x kare artı 2, x eksi 8'i ben x'e x diye, burayı da artı 4'e 2 diye ayırırsam, x bir 2'de keser, bir de 4'te keser. Demek ki şurasına 2 diyelim. Şurası da eksi 4 olsun sevgili gençler. Buralarda kesecekmiş dedik. Pekala o zaman ben parabolümün grafiğini şu şekilde çizimini yapabilirim. İşte bu y parabolüdür. x kare artı 2 x eksi 8, 8 parabolüdür deriz sevgili gençler. Pekala. Eksi x kare artı 9'u nasıl çizeceğiz? Ben bunu 9 eksi x kare diye yazarım. Kollarımın aşağı doğru olduğundan eminim. Çünkü x karenin katsayısı negatif. Burayı da 3 eksi x çarpı 3 artı x diye çarpanlarına ayırırsak bir 3'te bir de eksi 3'te x eksenini kesecekmiş deriz. Peki tepe noktamız hocam. Tepe noktası da b eksi b bölü 2a olduğundan b'si yok 0 bölü 2'den 0 olacaktır. 0 yerine yazarsak da 9. 0'a 9'da tepe noktamız oldu. Şu şekilde yazdık. Peki gelin şurası x eksenimiz olsun. Şurası da y eksenimiz olsun sevgili gençler. Ve ben bu e, eksenin üzerinde 0'a 9'un tepe noktası olduğunu biliyorum. Kolların da aşağı doğru olduğunu biliyorum. Yani ben bu parabolü şu şekilde çizersem. Bakın şurası 3 olacakmış. Burası eksi 3. Zaten şuranın da 9 olması gerektiğini söyledik. İşte bu da eksi x kare artı 9 parabolüdür denilebilir. 17. sayfam. Parabol ve analitik düzlem. Şimdi parabol üzerinde alınan bir nokta parabol denklemini mecburi olarak sağlamak zorundadır. Çünkü parabolün üzerinde zaten. Örneğin x kare parabolü için a noktası eğer ki burası A ise burada karşımıza çıkan değer A karedir. 1 ise 1'dir. 2 ise 4'tür. 3 ise 9'dur. 4 ise 16'dır gibi şeklinde ifade ediyoruz. Şuradaki sorumuza bir göz atalım. Bunu soruların içerisinde nasıl kullanacağız bir görelim. Aşağıda bir köşesi AX kare parabolü üzerinde bulunan OAB eşkenar üçgeni verilmiştir. Ve bu OAB üçgeninin alanı da 4 kök 3'tür. Şuraya not alabilirsiniz. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı A birim olan eşkenar üçgenin alanı şöyle A A A diyelim. A kare alan eşittir. A kare kök 3 bölü 4'tür. A kare kök 3 bölü 4'ü yazarsanız eşkenar üçgenin alanını bulmuş olursunuz. Peki şimdi burada alanımız ne? 4 kök 3. Ben bunun bir kenarına C deyip tamam mı? Şurası C birim, burası da C birim, burası da C birim olur. Böylelikle C kare kök 3 bölü 4'ün ben 4 köküç olduğunu biliyorum soru bize vermiş. Her iki tarafta köküçlerimiz var bunları sadeleştirdim. 4'ü bu tarafa attım. C kare eşittir 16 olmuş oldu. C eşittir 4 veya C eşittir eksi 4 diyeceğiz ama C burada bizim uzunluğumuz olduğu için eksi 4'ü kabul edemeyeceğiz. C 4'müş. Yani sevgili gençler şurası 4'müş. Tamam. Dolayısıyla şurası da 4'tür. C uzunluğu. E 4'e 4 ise ben buradan şunu indirdiğim zaman indirdiğimiz zaman şurası ne olmak zorundadır? 2 olmak zorundadır. Çünkü eşkenar üçgende inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. 2'ye 2 iki diye bölmüş oldu. Pekala. Burası 2 ise sevgili gençler. Şuranın uzunluğunu da bulabiliriz biz. E, buranın uzunluğu için ne söylenebilir? Bakın burası 2 birimse. Şurası 4 birimse. Buranın uzunluğu 2'ye 4'tü ya. Şurası 60 zaten. Şurası 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Demek ki burası da eksi 2 kök 3 olacak. Negatif tarafta olduğu için eksi yazdım. Pekala A kaçtır diye sormuş. Ben 2'yi yerine yazdığım zaman 4A geldiğini görüyorum. Şurada. Ne çıkacakmış arkadaşlar? Eksi 2 kök 3 çıkacakmış. O zaman A dediğimiz sayı eksi 2 kök 3 bölü 4'tür. Yani A sayısı eksi kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Sevgili gençler böylelikle A'yı bulmuş olduk. Geçtim. Bir diğer sayfama 18. sayfada ilk soruma. Aşağıda B ve C köşeleri. X kare artı C parabolü üzerinde olan OABC dik yamuğu verilmiştir. A noktası 6'ya 0 yani o zaman biz bu e, yamuğun yüksekliğinin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya alt taban, bu tarafa da üst taban diyebiliriz. Alan OABC 120 birim karedir denilmiş. C noktasının ordinatı nedir diye de sorulmuş. Şimdi arkadaşlar C noktasının ordinatını ben x'e 0 verirsem burasının C olduğunu biliyorum. Yani burası C birim uzunluğundaymış. Burası da 6'yı yerine yazarsam 36 artı C olduğu için buradaki uzunluk da 36 artı C'dir. Şimdi gençler alt taban 36 artı C. Üst taban C çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2 bize bu e, yamuğun alanını verecekti. Alan ne? 120. E yazdık 120'yi de. 6 ile 2'yi sadeleştirdim 3 geldi. Her iki tarafı 3'e böldüm burası 40 geldi. Şimdi şurayı toparlayacak olursak 36 artı 2C eşittir. 40 ise 2C 4'tür. C de buradan kaç gelir? 1 gelir. C noktasının ordinatı sorulmuştu. C noktası 2 gelir. Çok özür diliyorum. Silelim şurayı. 2C 4 ise C 1'dir dedik ya. Olaya bakar mısın? 2. Demek ki sevgili gençler C noktasının ordinatı da 2 olacakmış diyebiliriz. Cevabımız buydu. Bir diğer sayfam 19. sayfa. Parabol denkleminin bulunması. Şimdi bize Parabolün genelde denklemini verdi. İşte x eksenini kestiği yer soruldu, y eksenini kestiği yer soruldu, tepe noktası soruldu, alan hesapladık gibi gibi şeyler yaptık ama şimdi bize bazı değerler verecek ve sen bu sefer parabolün denklemini hesaplayacaksın, denklemini yazacaksın. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Verilen noktalar ax kare artı bx artı c. Parabol denkleminde yerine yazılıp abc katsayıları bulunacak. Şimdi ben ...şöyle diyecekmişim yani... ...ax kare artı bx artı c diye bir parabolün varlığından söz edeceğiz. Daha sonrasında da... E, ...üç tane nokta verecek bize. Bu üç noktayı da yerine yazıp... ...a'yı, b'yi, c'yi bulup işte denklem budur diyeceğiz. Pekala. Sorumuza bakalım. Böyle bir çana antenimiz var. Çana kanten üzerinde bir parabol... ...sevgili gençler şurası kırmızı olan parabol... ...sıfıra sıfırdan geçiyor... ...dörde birden geçiyor... ...ve x dörde birden geçiyor. Şimdi sıfıra sıfırdan geçiyorsa... Arkadaşlar y sıfırken x de sıfır oluyormuş yani sıfır artı sıfır artı c demek ki c sıfırmış bu 1. 4'e 1'den geçiyorsa 1 eşittir 4'ü yerine yazacağım 16a artı 4b artı c zaten da onu yazmıyorum. Eksi 4 için 1'den geçiyorsa bu sefer de 1 eşittir yine 16a bu sefer eksi 4b yazacağım. Şimdi şu son yazdığım iki denkleme bakacak olursak burada B'nin bir hükmü yok demek ki. Çünkü 16A'ya 4B eklesem 1 çıkıyor. 16A'dan 4B çıkarsam da 1 çıkıyor. B'nin hükmü yoksa B de 0'dır. Her ikisini topladığım takdirde 32A eşittir 2 gelir. Buradan A eşittir 1 bölü 16 da gelecektir 2 bölü 32'den. Şimdi parabolün denklemini bulalım. Y eşittir A kaçtı 1 bölü 16 x kare artı diğeri 0'dı 0x artı 0. Yani ben şunları görmezsem parabolümün denklemi y eşittir 1 bölü 16 x kare olacaktır. 20. sayfam. Parabol denkleminin bulunması 2. Az önceki 1'di şurası. Bu bir yöntemdi. Genelde kullanılan yöntem birincisi miydi hocam? Hayır değildi. Genelde soruların sorulduğu yerler ikinci veya üçüncü yöntemler olacak. O yüzden 2 ve 3'ü çok çok dikkatli dinliyorsun. Eksenleri kestiği noktalar ve herhangi bir noktası bilinen parabolün denkleminin bulunması. Şimdi bize mesela x eksenini kestiği iki noktayı verecek ve daha sonrasında bir de gidip bir tane daha nokta verecek. Biz bu iki e, toplamda üç tane nokta sayesinde e, bu denklemi yazabiliriz. Peki nasıl? Bize kökleri verdi m ve n diye bir tane de p verdi. Sen x eksi m çarpı x eksi n ediyorsun. Yani kökleri x'ten çıkarıp çarpıyorsun. Bir de a kat yazıyorsun başına. a çarpı x eksi m çarpı x eksi n dedin sen. Şimdi şuradaki kısmı biliyorsun m'yi neyi biliyordun çünkü. Burada bilinmeyen tek ne kaldı a. Bu a'yı bulabilmek için de sıfıra p'yi burada yerine sağlatıyorsun. Bu şekilde a da senin eline geçmiş oluyor. Örnek üzerinde daha net anlayacağını düşünüyorum. Aşağıda eksi 1'e 5 noktasından geçer. ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiş. F1 kaçtır? Parabolün x eksenini kestiği noktalar hangileri? Bir tanesi 0, diğeri 4. O halde x eksi 0 diyeceğim ama x eksi 0 zaten x yapar. Çarpı x eksi 4 diyeceğim. Kökleri x'ten çıkardım. Çarpı bir de başına a dedim. Bu aslında bizim parabolümüzün denklemi. Ama burada bilmediğimiz bir şey var ki o da a. Bu a'yı da nasıl bulacağım? Ben x yerine eksi 1 yazınca y'sinin 5 olduğunu biliyorum. 5 eşittir a çarpı eksi 1 çarpı Eksi 5. Eksi 1'i yazdım yerine. Bakın şurası kaç geldi? 5. 5A eşittir 5 ise A kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyeceğiz. Demek ki A 1'miş. F 1 soruluyor. Şimdi A 1 ise A 1 ise sevgili gençler. Ben bu parabolün denklemini hani şurada yazmıştım ya. A 1 ise sevgili gençler x çarpı x eksi 4'tür. Peki bizden ne sorulmuş? F1. F1 için x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 çarpı 1'den 4'ü çıkar. Eksi 3. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Eksi 3 olacakmış. Yani F1 eşittir. Eksi 3 diyebiliriz biz bu sorumuz için. Evet geçiyorum bir diğer sayfama. Fx parabolünün grafiği ve ABCD karesini vermiş. Bize ABCD karesi kırmızı olan bölge. ABCD karesinin alanı 18 birim karedir. Fx parabolünün denklemini bulunuz. Şimdi ben BC uzunluğuna C demek istiyorum. Dolayısıyla burası da C olur. Benim karemin alanı C karedir. Bana karenin alanını da vermiş 18 diye. Demek ki C kare 18'e eşitmiş. O halde C kaça eşittir? C ya 3 kök 2'dir ya da eksi 3 kök 2'dir. Fakat C burada bir uzunluk olduğunda eksi 3 kök 2'yi kabul edemeyiz. C %100 3 kök 2'dir. Bir karede, bir karede şurası 3 kök 2 ise, burası 3 kök 2 ise ben e, şunu hesaplayabilirim. Şu uzunluk mutlaka 3 kök 2 ile 3 kök 2'nin kök, kök 2 ile çarpılması. 3 kök 2 çarpı kök 2'den 6'dır diyebiliriz. Yani sevgili gençler burada şurada verilen uzunluk BD uzunluğu yani karemizin köşegeni 6 olacakmış. O halde burası 3'tür. Burası da 3'tür diyebiliriz. Yani o zaman şurası kaç olur? Eksi 3 olur. Çünkü burası 3 birim ise 3 birim aşağı indiğim takdirde eksi 3 ile karşılaşırım. E, şimdi arkadaşlar burası da 3'e 3 olacak. Yani şöyle çizersek. Bakın Şununla şu da eşit olduğu için e, bu da 6. Demek ki burası 3. O halde burası da eksi 3'tür diyebiliriz. Şimdi benim parabolüm y eşittir. Eksenleri kestiği noktalar 3 ve eksi 3. x eksi 3 çarpı x artı 3'ün birden kaç katı olacak? A katı olacak. Peki başka ne buluyoruz? A'yı bulmak için 0 verdiğim zaman eksi 3'ten geçeceğini biliyorum. Eksi 3 eşittir. A çarpı eksi 3 çarpı artı 3. Burası eksi 9 yapar. Bu taraf eksi 3'tü. Eksi 9'da şuradaki eksi gitti. A eşittir. 3 bölü 9 geldi. Yani A kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 3'müş. Bu parabolün denklemini bulunuz demiş. Y eşittir. Şuradan yazacağım. 1 bölü 3'ü buldum zaten A'yı. Çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 benim denklemimdir deriz. Daha kısa bir şekilde x kare eksi 9 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Biz parabolümüzün denklemini. Bir sonraki kuralımıza geçeceğiz. 22. sayfadayız tepe noktası ve herhangi bir noktası belli olan parabol denkleminin bulunması. Şimdi tepe noktası ve herhangi iki noktası belli olan parabolün denklemi x eksi karesi çarpı a artı k'dır. Bunu sakın unutmayın. R'yi biliyorsanız r'yi hemen şuraya yazıyorsunuz. Bu ifadenin karesini aldınız. Başında bir a kat sayısı var. Ve sonra da şu k'yı ekliyorsunuz buraya. Bunu bulduktan sonra r'yi k'yı biliyorsunuz. A'yı nasıl bulacaksınız? Az önceki yöntemle aynı. Bir tane daha nokta verecek bize. O noktayı sağlatarak da a'yı bulacağız sorumuza bakalım. Genelde de konu sorularını yenilensiz sorulardan seçmeye çalıştım sevgili gençler daha net anlaşılsın diye. Aşağıda bir kısmı doğrusal, bir kısmı parabol şeklinde olan bir kaykay pistinin önden görünümü verilmiş. Bir kesit verilmiş sevgili gençler. Kaykay pistinin parabol olan kısmı yani B şuraya O diyelim. BOC kısmı'nın denklemini bulunuz bulalım. Şimdi ben parabolün burada tepe noktasına sahip olduğunu görüyorum. 5'e 0 noktasında. Demek ki t r virgül k dediğimiz olay t 5'e 0'mış aslında. Yani r'miz 5 k'mız 0'mış. O halde denklem y eşittir. a çarpı x eksi 5'in karesi artı 0 onu yazmıyorum. x eksi 5'in karesi çarpı a'ymış. Bize bir tane daha nokta vermesi gerekiyordu. O noktamızda 1'e 4 noktası sevgili gençler. Bakın burası 4 birim uzunluğunda. Burası da bir birim uzunluğundaysa 1'e 4'tür. Demek ki 1'e 4 sağlayacak. 4 eşittir a çarpı. 1 eksi 5 eksi 4 eksi 4'ün karesi 16. 16 a 4 ise a kaçtır 4 bölü 6'dan 1 bölü 4'tür. a'nın 1 bölü 4 olduğundan artık eminiz. Artık benim parabolümün denklemi 1 bölü 4 çarpı x eksi 5'in karesi artı 0'ı yazmıyorum yine. Budur diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. fx parabolünün grafiği verilmiş. 2 tane oa bir tane ab'ye eşitse. Yani sevgili gençler buranın e, Apsisi k ise şu kısmı 2k'dır diyor. O abc dikdörtgeninin alanı yani bizden ne istenmiş? 2k çarpı k istemiş Kısa kenar çarpı uzun kenardan bize 2k kare soruluyor aslında. Önemli olan burada k'yı bulmakmış. Peki k'yı bulmaya çalışalım. Önce ben bu parabolün denklemini bir yazayım. Denklemi nasıl yazarım? Tepe noktamda kaç? 4'e 0. Yani t r virgül k eşittir t 4'e 0. O halde benim denklemim y eşittir a'mızı yazdık a çarpı e, x eksi 4 bunun karesi artı 0, 0'ı yine yazmıyorum bir önceki sorudaki gibi. Peki bu a'yı nereden bulacağım? Arkadaşlar ben parabolde 0 yerine yazdığım zaman 16'dan geçtiğini biliyorum parabolün. Demek ki 16 eşittir 0 çarpı 0 eksi 4, eksi 4, eksi 4'ün karesi 16. Burası. Ha. 16 a, 16 ise a kaçtır? 1'dir. Demek ki benim parabolüm y eşittir x eksi 4'ün direkt olarak karesiymiş, buymuş. Peki. Şimdi peki ben burada k yerine yazarsam k 4'ün karesi mi olur? Evet. Bakın k yerine yazıldığı zaman paraboldeki bir diğer nokta 2k'ya ulaşıyoruz. Demek ki bu 2k'ymış. Her iki tarafın karesini alırsam k kare eksi 8k artı 16 eşittir 2k olacaktır. Pardon 4k kare olacaktır. Üzgünüm. 4k kare her iki tarafın karesini aldım. Ee, bakayım x 4'ün karesi çok üzgünüm. Her iki tarafın karesini almıyorum aslında. Zaten burasının karesi var. Kusura bakmayın. 2K olacakmış. Hepsini sol tarafa toplarsak K'nın karesi eksi 10K artı 16 eşittir 0 gelir. Ben yani burayı K ve K diye burayı da eksi 8'e eksi 2 diye açarsam K sayısı ya 2 olacak ya da 8 olacak. Şimdi çoğu öğrencimiz de matematiği biliyor. Bu konularda iyi öğrenmiş, hakim. Ama ufak tefek kıl tüy hatalardan hata yapıyor. K8 mi olacak 2 mi olacak? Bazıları direkt burada 8'i seçiyor mesela. Bazıları da akıllıca davranıp 2'yi seçiyor. Bazıları hiç bilmeden 2'yi seçip doğru yapıyor. Cevap 2. Şimdi 8 değil. Neden? Çünkü sevgili gençler 8 olamaz. 4'ün sol tarafında çalışıyoruz ve K burada. 8 olsaydı 8 burada olurdu. Dolayısıyla K8 değildir K2'dir. Peki burası 2 ise şurası kaçtır? 4'tür. 2 katına eşit. Bu dikdörtgenin alanı sorulmuştu. 8. Ya da sen direkt şu sorulmuştu deyip 2 çarpı 2'nin karesinden yine 8 diyebilirdin sorunun cevabını. Demek ki bu dikdörtgenimizin alanı 8 birim kare etmiş. Geçtim 24'e. Diyor ki ikinci dereceden fonksiyonlarla modellenen problemlere bakalım diyor şimdi de. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri harmanlayıp bir problemin içerisinde kullanacağız. Yani eğer AYT sınavında karşımıza bir parabol sorusu problem şeklinde çıkarsa şaşırmayın. Tamam. Peki bu problemleri hocam başka bir yerde kullanacağız mı? Parabol ile ilgili yazılan problemleri. Evet kullanacaksın. Nerede kullanacaksın? Hem de bol miktarda türevdeki maksimum minimum problemlerinin içerisinde kullanacaksın. Dolayısıyla bu parabolü senin iyi dinlemen gerekiyor. iyi hazmetmen gerekiyor. Çok iyi bir şekilde de anlaman gerekiyor. Bunlarla alakalı soruları da sakın ola aman bu sorular çok yavaş çözülüyor. Aman bu soruların çözümleri çok uzunmuş deyip atlamayacaksın. Her soruyu mutlaka çözmen gerekiyor. Şimdi bu tip problemlerde genellikle en az, en çok, en kısa, en uzun gibi sorular sorulacak. Ve bu tarz sorular sorulduğu için de sen parabolün üzerindeki en az, en çok e, soruları, en küçük, en büyük soruları nasıl yapıyorduk? Tepe noktasıyla. Dolayısıyla biz tepe noktasıyla bol bol uğraşacağız burada. Para, problem ikinci dereceden fonksiyon biçiminde önce yazacaksın problemi. Matematiksel dile çevireceksin. ikinci dereceden bir denklem çıkaracaksın. Ve bu denklemin tepe noktasının ordinatı bulunup çözüme ulaşacaksın. Bu kadar basit aslında. Senin buradaki tek korkun problemi matematik diline çevirmek olacak. Aşağıda bir kenarı 8 birim olan karesel bölge şeklindeki bir e, parkın yine karesel bölge şeklinde kum sahası yapılacaktır. Şimdi burası bir park sevgili gençler. Şurası 8, burası da 8. Tamam. AKFB'ye FBGCDH buradaki bütün x'ler birbirine eşit diyor. Kum sahasının alanı en çok kaç birim kaydır? Kum sahası dediği yer sevgili gençler şuradaki kısım yani şu karemiz. Tamam mı? Bu karenin iç iç tarafına kum sağ yapılacakmış. Bu kum alanı diyor. En çok kaç birim karedir diye sorulmuş. En az diye de sorabilirdi sanırım. Bakalım belki yanlış sormuş olabiliriz. En az olabilir sevgili gençler burası. Soruyu çözerken göreceğiz. Şimdi öncelikle buranın tamamı 8, buranın tamamı 8 ise. Ben şurayı bir temizleyeyim. Bakın. Şimdi dc uzunluğumuz 8 ise burası x ise buraya ne kalır? 8 eksi x kalır. GC uzunluğu x ise burası 8'e ise burayı da 8 x. x burayı da 8 x. Burayı da 8 x. Kalır o aldı. Pekala. Şimdi ben şu yeşille taradığım kısmın yani yeşil bölgenin alanını bulmak istiyorum ve bu alanı matematiksel bir şekilde ifade etmek istiyorum çünkü bu alanla alakalı bir soru soruluyor bize. Öncelikle ABCD yani hiç bölünmeden tarla falan yapılmadan bu kısmın alanı nedir? Tabii ki 64'tür. 8 çarpı 8'den. Eksi diyorum. Eksi Şuradaki taralı bölgenin, siyahla taranmış bölgenin alanı nedir? Biz bir bu, biz bunu bir bulalım. x çarpı 8 eksi x bölü 2'dir. Doğru mu? Doğru. Pekala çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Şimdi gençler bu üçgenlerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman çarpı 4 diyeceğim. Bunları da sadeleştirirsem 2 gelir. İçeride dağıtırsak 2x e, çarpı 8'den 16x gelir arkadaşlar. 16x eksi 2x kare olur. Şimdi ben demek ki 64'ten şunu çıkaracağım. 16 x eksi 2 x kareyi çıkaracağım. Bu da bize e, neydi? Bu kum sahanın alanını verecek. Kum sahanın alanını verecek. İyi dinleyin. Yavaş anlatıyorum. Olabildiğince. 64 eksi 16 x eksi 2 x kareyi ben düzenleyip eksi 2 x kare Eksi 16 x artı 64 diye yazdım. Bu da bize alan fonksiyonunu a x'i versin. Sen buraya ister f x yaz ister c x istersen isminin baş harfini ver. i x diyelim. Tamam mı? Şimdi gençler bu buranın alanını veren fonksiyon ise x değişkenine bağlı olarak bu da değişiyorsa bu kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Kolları aşağı doğru ve kollar aşağı doğru olduğu için de maksimum değeri vardır. Bakalım en çok diye sormuş zaten sıkıntımız yok. Peki biz burada maksimum değeri bulmak için ne yapmamız lazım? Tepe noktasını bulacağız. Yani eksi b bölü 2a. Peki yapalım o zaman. Şunun eksilisi 16 bölü. Şunun 2 katı da eksi 4. Eksi b bölü 2a. Ne gelir? Eksi 4. Eksi 4'ü de ne yapacağız? Yerine yazacağız sevgili gençler. Doğru yapıyoruz mu? Doğru yapıyor muyuz şu an? Bir daha kontrol etmek istiyorum. Ee, arkadaşlar yanlış yapıyoruz. Yanlışımız var. Siliyorum. Çünkü eksi 4 olmaması lazım. X'in x uzunluk. Dolayısıyla nereyi yanlış yaptığımızı söyleyeyim size. Burada eksiği dağıtırken bir hata yaptık. Burası artı olacak. Burası artı olacak. Demek ki soruyu da yanlış sormuşuz. En az diye soracağız. Çünkü bu kolları yukarı doğru olan bir grafik. Şurasının olması lazım sevgili gençler? Minimum değeri sahip olması gerekiyor. Pekala en az kaçtır diye deniş değiştirdik sorumuzu. Eksi b bölü 2 a'mıza bakalım şimdi. 16 bölü 4'ten kaç gelir? 4. Şimdi daha güzel oldu. Ee, pekala 4'ü bulduk. 4'ü yerine yazacaksınız sevgili gençler şimdi de sorunun çözümünü bulacaksınız. 4'ün karesi 16. 16 kere 2 32. Eksi 4 kere 16 64. Artı 64. Bakın şu ve şu gitti. 32 geldi karşımıza. Demek ki bu kumsa e, kum sağı yapılacak olan bölgenin alanı en az 32 birim kare olmak zorundaymış. Geçtim bir diğer soruma. Yandaki görselde bir havalandırma düzeneğinin önden görünümü verilmiştir. Şeklin ön yüzü yarım daire şu kısım. Dikdörtgen şu kısım. Ve yamuktan yani şu kısımdan oluşmakta. Şekilde verilen uzunluklara göre havalandırma düzeninin ön yüzünün alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi bir düşünelim bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle buranın tamamı 4 ise ben şuraya bu dairenin merkezi dersem Burası 2 birim ve burası 2 birim olacaktır ve dolayısıyla R'si de 2 çıkacaktır. Yani yarı çap olan R'den bahsediyoruz. Parabolün tepe noktası olan R'den değil. Öncelikle bu kısmın alanı zaten pi kare, pi R kare bölü 2 ile bulunacaktır yarım daire olduğu için. R'miz 2 olduğu için pi çarpı 4 bölü 2'den 2 pi olacaktır burası. Ve bu değişmez sabit. Dikdörtgenimizin alanı ise 4 çarpı 2 xten 8 xtir Şimdi gelin şuradaki yamuğun alanını hesaplayalım. Bakın burası 4'tü. Çünkü burası 4 olduğu için karşısı 4 olur. Alt taban 6x. Üst taban 4. Çarpı yükseklik 2-x olarak verilmiş. Bölü 2 diyeceğiz biz buna. Pekala. Ben bunu da 2 parantezine alıp 3x artı 2 çarpı 2-x bölü 2 dersem. Şuradaki 2'leri de götürürüm. Burayı da dağıtırım. 3x ile 2'yi çarptım 6x. 3x ile eksi x'i çarptım eksi 3x kare. 2 kere 2 artı 4. 2 kere eksi x de eksi, 2 x gelir. Şimdi dikdörtgenimizin alanı neydi? E, ee, 8 x'ti. Yamuğumuzun alanı da eksi 3 x kare artı 4 x artı 4 gelmiş oldu. Şimdi ben yamuğun dikdörtgenin ve yarım dairenin alanını toplayacağım. Eksi 3 x kare. 4 x 8 x daha artı 12 x yaptı. Artı 4 artı 2 pi. 2 pi artı 4 yazalım şöyle. Bu bizim alan fonksiyonumuz oldu yine. Bu alanın Nesini sormuş? En çoğunu sormuş. Kollar aşağı doğru olduğu için maksimum değeri vardır. Dolayısıyla biz bunun tepe noktasını bulacağız. X'in katsayısı 12. 12 bölü. A'nın e, x karenin katsayısı olan A da 3. Eksi 3'ün karesi. E, 3'ün 2 katı eksi 6. Eksiler gider. X 2 için maksimum değerini alacak diyebiliriz. Yerine yazacağız. 2'nin karesi 4. Eksi 3 kere 4. Eksi 12. 2 kere 12 artı 24. Ve artı 2 pi artı 4 bunları toplarsam şurası 12 gelir. 12'ye 4 eklersem 16 artı 2 pi. Bu bölgenin alanının maksimum değeridir diyeceğiz sevgili gençler. 2'yi de yerine yazarak bunu bulduk. Yani bakın hep değer sorulduğu için R'yi değil K'yı buluyoruz. Haberiniz olsun. 26. soru. Bir sandviç büfesi düşüneceğiz. Tanesi 3 liradan 200 tane sandviç satmakta. 3 liradan 200 tane sandviç satarsa günde 600 TL bu adamın cebine girecektir zaten. Bunda bir sıkıntımız yok. Adam standart bir şekilde bu işi yapabilir. Aylık güzel para yapar. 18 bin lira. Yani bir günde bunu satıyorsa. Ee, ama bu adam birazcık matematikle tamam mı? Daha fazla kar etmeye çalışacak şimdi. Haberiniz olsun. Sandviç büfesi sandviçlerde 0.1 liralık yani 10 kuruşluk indirimler yapıyor. Ve 10 kuruşluk bir indirim yaptığı zaman yani 3 liraya değil de 2.90'a sattığı zaman 20 tane daha fazla sandviç sattığını fark ediyor. Yani 2.9 liradan satarsam diyor 220 tane müşterim olur diyor. 2.8 liraya satarsam diyor 20 daha müşteri gelir 240 tane müşterim olur diyor. 2.7'ye satarsam diyor 260 tane müşterim olur diyor. Bu şekilde ilerliyor. Bir sandviçin maliyeti 1.5 lira olduğuna göre sandviç büfesinin en yüksek kâra ulaşması için bir sandviçi kaç liraya satması gerektiğini bulunuz demiş bize. Yani bir buçuk liradan daha aza satamazsın diyor. Yani kar etmesi için. Doğru mu? Pekala sevgili gençler. Şimdi bir bakalım. Bizim bir sandviçimizin bir sandviçimizin maliyeti bir buçuk liraydı. Sattığımız fiyatta üçtü. Şimdi ben o 3 liradan indirimler yapacağım. Ama kaç tane 0.1 lira yani 10 kuruşluk indirim yapacağım bunu bilmiyorum. Bilmediğim için de eksi diyorum. Fiyat indirimi yaptığımız için eksiyi koydum. X tane 0.1 liralık indirim yapsın. Bu indirim yaptıktan sonra bu bizim sattığımız fiyat. Bir de bunun mal ediliş fiyatı var. 1.5 liraya da mal ediyordu bu adam bunu. Peki şu an bir sandviçten elde ettiğimiz kar bu olacak. Çarpı kaç tane sandviç satacağız? 200 tane zaten satıyorduk. Ben x tane 0.1 liralık indirim yapıyorsam x tane 20 kişi de kazanıyorumdur o zaman. x tane 20 e, x çarpı 20 tane de sandviç fazladan satıyorumdur. Şimdi bu kısma bir göz atalım. 3'ten 1.5'u çıkaralım. 1.5-0.1 bir buçuk, bir buçuk, çarpı x çarpı 200 artı 20 x dedim. Şimdi bir dağıtalım bunu isterseniz. Hatta dağıtmadan önce hani hocam zor da alacak bu nedir falan diye sorma diye uzun uzun yazayım ben sana. 1.5 eksi 0.1 çarpı x çarpı 10 parantezini alıverin arkadaşlar. 20 artı 2x doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi şu 10'u bu tarafa değil bu tarafa dağıtalım. 15 eksi x çarpı 20 artı 2x yapacaktır. Şimdi dağıtın işte. 15 kere 20 300. 15 kere 2x 30x. 20 kere eksi x 20 x eksi x kere artı 2 x 2 x kare yapacaktır eksi 2 x kare yapacaktır eksi 2 x kare şimdi bu bizim kar fonksiyonumuz olduğu için kar x fonksiyonu diyelim buna tamam biraz da düzenleyelim hadi eksi 2 x kare artı 10 x artı 300 eşittir kar fonksiyonu kx diyelim pekala yani. bu ikinci dereceden bir denklemdir ve Fonksiyondur ve kolları aşağı doğrudur. Bir paraboldür. Tepe noktası e, maksimum değeri gösterecektir. Bize de zaten en yüksek kâra ulaşması için diye sormuştu. Kaç liraya satması gerektiğini buluruz demişti. Biz ikisi bulacağız burada. Hadi bakalım. Önce tepe noktası. R eşittir. Eksi 10 bölü şunun iki katı eksi 4. O da eşittir. Kaç yapar arkadaşlar? Eksiler gitti. 10 bölü 4. 5 bölü 2'dir. Yani 2,5'dir. Şimdi x 2,5 ya x'i biz 2.5 bulduk. 2.5 çarpı 0.1 liralık bir indirim yapmamız gerekiyor aslında. Değil mi? Çünkü bir sandviçi kaç liraya satması gerektiğini bulunuz diyordu. Bir sandviçi biz 3 eksi x çarpı 0.1 liraya düşürmüştük. X'imiz burada 2.5. 3 eksi 2.5 çarpı 0.1. Şimdi bir sandviçi kaç liraya satması gerektiğini bulunuz demişti. Bir daha kontrol ediyorum ben şurayı. E, bu kar fonksiyonumuz. Karın maksimum olması için biz bunu bulduk. X'in 5 bölü 2 olması gerektiğini bulduk. Pekala 2,5. 2,5 buçuk, buçuk tane 2,5 tane 10 kuruşluk indirim acaba mantıklı mı? 2,5 tane 10 kuruşluk indirim. düşünelim bir. Tam mı gelmesi gerekiyor yoksa Sağını solunu mu seçelim? 2,5 tane 0,1 liralık indirim yapalım. Yani şöyle düşünebiliriz. 10 kuruşluk indirimde 20 müşteri kazanıyorsa 5 kuruşluk indirimde 10 tane müşteri kazanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla 2,5 ile 10 kuruşu çarparsak sevgili gençler zaten 25 kuruşluk bir indirim yapmamız gerektiğini buluruz. Ve bu da sevgili gençler 2,75 liraya tekabül eder. Eğer bir tane sandviçi 2,75'e satarsa maksimum karı elde eder diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam. indirim yaparak aslında bir bindirim sağlıyor. Yani günümüzün fiyatları da yani piyasa fiyatları da buna göre ayarlanmıştır. Aslında indirim dediklerine kanmayın. Aslında senin için bir indirimdir. Yani mesela bir mal tabii ki 30 liradan 25 liraya düştüğü zaman senin cebinden çıkan para daha az olmasına rağmen aynı ürünü alabiliyorsun. Ama sen, senin burada kazancın 5 lira. Peki marketlerin veya mağazaların veya satıcıların bu üründen karına kadar Belki trilyonları buluyordur o 5 liralık indirimlerde. Ee, tabii ki bu matematiğin gücü. Matematiği kendi lehine kullanmasını anlıyor şirketler ve işte e, piyasa sahipleri. Kendi lehine kullanıyor. Tabii bu bizimle de lehimiz oluyor ama bize damlarken onlara akıyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Geçtim. Bir diğer sayfamdaki bir diğer sorumu. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun alt ve üst yüzü sarı jelatin. Yan yüzleri de karşılıklı kırmızı ve mavi şeritlerle kaplanacak. Kutunun üst yüzeyinin çevresi 4 birim olup sarı jelatinin birim karesi 5 kuruştur. Şimdi kutunun üst yüzeyinin çevresi 4 birimse demek ki her bir kenar bir birim uzunluğunda sevgili gençler. Ama şöyle bir durum var tabii ki bir birim diyemeyiz çünkü kare dememiş dikdörtgen demiş. O zaman ben şuraya şöyle diyeyim mi? Ee, kırmızı şeritin olduğu kısma x diyeyim. Tamam mı? Buraya x birim uzunluğunda diyeyim. O zaman burası da x birim uzunluğunda olur mu? Olur. Peki geriye mavi şeritlerin uzunluğunu nasıl bulurum? 4'ten 2x'i çıkarırım. Mavi şeritlerin uzunluğu 2'ye bölersem 2 x olur. Demek ki burası da 2 eksi x'miş. Böylelikle topladığınız zaman gene 4'e ulaşmamız gerektiğini de görmüş olursunuz. Şimdi diyor ki sarı jelatinin birim karesi 5 kuruştur. Şimdi sarının birim karesi ne kadarmış arkadaşlar? 5 kuruş. Bunu bir yazalım. Pekala. Şeritlerin fiyatları uzun kenarlarıyla birim fiyatlarının çarpılmasıyla bulunacaktır şuradaki şeritlerin. Kırmızı şeritin birim fiyatı yazalım. Kırmızının birim fiyatı kaç kuruşmuş? 30 kuruş. Ve sevgili gençler mavi şeridin birim fiyatı da 25 kuruş imiş. Peki buna göre kaplama işleminin maliyetinin maksimum olması için kutunun üst yüzeyinin kısa kenarı kaç birim olmalıdır? Kısa kenarı bulacağız ona göre cevap vereceğiz tamam mı? Şimdi arkadaşlar öncelikle sarı kısım altlı üstlü kaplanacak. Bunu da unutmayın. Yani bunun diğer tarafı da sarıya kaplanacak. Sarı kısmın alanı nedir? x çarpı 2 eksi x'tir. Tabi altlı üstlü olduğu için çarpı 2 diyeceğim. Ve alan bu. Bir birim karesi 5 kuruşsa bu kadar birim karesi çarpı 5 kuruştur. Artı. Mavi şeridin uzunluğu 2 eksi x burada var. 2 eksi x de burada var. Toplam 4 eksi 2 x. 4 eksi 2 x ve bu mavi şeridin bir birimi 25 kuruş olduğu için çarpı 25 diyeceğim. Artı kırmızının uzunluğu da x artı x'ten 2x. Ve bunun da birim uzunluğu 30 olduğu için çarpı 30'a hallolur bu iş diyeceğim. Toplamda harcadığım parayı bir bulalım sevgili gençler. 5 kere 2 10 yapar. 10 x'i içeri dağıtacağım. 20x eksi 10 x kare artı 25'i içeri dağıtalım. 100 eksi 50 x artı şurası da 60 x yapacaktır. Pekala. Bunu bir güzelce toparlayalım. Eksi 10 tane x kare. Bunu kullandım. Eksi 50 x. 60 x daha 10 x yapar. 20 x daha 30 x yapar. Demek ki burası da artı 30 x olacak. Artı bir de yüzümüz var. Bu bize ücret fonksiyonu diyelim. Ü x olsun. Tamam bu bir paraboldür ikinci dereceden denklem olduğu için. Kolları aşağı doğru maksimum seviyesi var ki zaten bize de maksimum olması için. Maliyetin maksimum olmasını soruyor. Pekala. Maliyet maksimum olacaksa ben tepe noktamızı bir bulayım. Eksi B bölü 2A'dan. Eksi 30 bölü eksi 20. Şunlar gider. 3 bölü 2 olur sevgili gençler. Değil mi? X'imizin 3 bölü 2 olması gerekiyormuş. Şimdi X 3 bölü 2 ise yani 1 buçuksa. Burası bir buçuktur. Burası 0.5'tir. Zaten bize ne sorulmuş? Kısa kenarı kaç birim olmalıdır? Şimdi demek ki burası 1.5 burası 0.5 ise kısa kenar bunlardır. Yani şu kısım sevgili gençler. Neyi sormuştu? Kaç birim olmalıdır? 0.5 birim olmalı diyeceğiz sevgili gençler. Biz bu ürünün fiyatına. Geçtim. Bir diğer sayfama. Bir parabolle bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz şimdi. Ax kare artı bx artı c parabolü ile mx artı n doğrusunun birbirine göre durumunu yorumlamak için önce verilen denklemleri ortak olarak çözeceğiz. Peki ortak çözüm nedir? birbirine eşitleyip her birini bir tarafa toplayacaksın. Tamam. Oluşan denklemde eğer delta sıfırdan büyükse doğru ile parabol iki tane noktada kesişecek. Delta sıfırsa teğet olacaklar. Delta sıfırdan küçükse hiç kesişmeyecekler sevgili gençler. Geçtim nasıl olacak peki? x kare eksi x eksi a parabolü x artı 6 doğrusuna neymiş? Teğetmiş. a kaçtır diye soruluyor. Ortak çözüm yapacağız. x kare eksi x eksi a eşittir x artı 6 diyeceğim. Bunları bu tarafa toplarsam x kare eksi 2x eksi a eksi 6 eşittir 0 denklemine ulaşırım. Teğet olduklarından delta 0'a eşittir bu denklemde. Delta 0'dır. Delta'yı bulalım. 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a eksi 6. Şuradaki eksi bunların hepsini artıya dönüştürür. 4 artı 4 a artı 24 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan 4 a 4 ile 24'ü topladım 28. Karşıya atarsam eksi 28 gelir. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? eksi yediymiş diyebileceğiz. Anlaştık. Geçtim bir diğer soruma. x kare eksi x eksi 3 parabolü ile x artı 5 doğrusu verilmiş. A şıkkında diyor ki parabolle doğrunun kesim noktalarını bulunuz. Kesim noktası isteniyorsa yine birbirine eşitleyeceksiniz ve köklerini bulacaksınız. Eşittir x artı 5. Haydi köklerini bulalım. x kare bunu bu tarafa attım eksi 2x bunu da bu tarafa attım eksi 8 eşittir 0. Ben bunu x'e x burayı da eksi 4'e artı 2 diye açarım. x ya eksi 2'dir ya da 4'tür. Ki iki tane var. Demek ki iki tane kesim noktası vardı. Bir tanesi eksi 2'ymiş diğeri de 4'müş. Kesim noktalarını bulduk. Noktaları sorduğu için bunlar apsisleri yerlerinde de yazabilirsiniz. Eksi 2 için nereden geçer? 4 artı 2 eksi 3'ten 3'ten. 4 için de pardon çok özür diliyorum. Ee, yok doğru bulduk. Hatta ve hatta bunları burada yazmak zorunda da değilsiniz. Bakın şurada da yazabilirsiniz. Eksi 2'yi aldınız şurada yazdınız. Şimdi bu da neden? Mesela bir parabolünüz var. Şöyle Tamam. Bir tane de doğrunuz var. Şu şekilde. Zaten bu birisi burada birisi burada kesişiyor. Yani parabol denklemi de bu noktayı sağlar. Doğru denklemi de bu noktayı sağlar. Sen bu eksi 2'yi burada da yazsan burada da yazsan aynı cevabı bulursun. Eksi 2 için 3'ten geçer diyeceksin o halde. 4 için de 9'dan geçer diyebilirsin. İşte noktalarımız da bunlar sevgili gençler. Birine A birine B noktası diyebiliriz. Bu bir. A'nın cevabı burasıydı. B'nin cevabına bakalım. Parabolle doğrunun kesim noktaları arasındaki e, kalan doğru parçasının orta noktasının ordinatı. Şimdi iyi dinliyorsunuz burayı. Benim bir parabolüm vardı. Parabol şu olsun. Ve bir de doğrum vardı. Doğru da şu olsun. Şimdi gençler. Şunun a -2'ye 3'tü ya. Bunun ordinatı 3. Bunun ordinatı da 9 sevgili gençler. Hatta ve hatta eksi -2'ye 3 demiş ya. Ben bunu da şu şekilde yapabilirim. Şurası aslında y eksenim olsun. Şurası da aslında x mi olsun diyeyim. Tamam. Ve artık neyi görüyoruz? Bakın. Hop. Eksi 2 için 3'ten geçtiğini. Şurası 3. Hop. Şurası da 4 için 9'dan geçtiğini biz söyleyebiliriz. Şöyle 9 dedik. Pekala. Şimdi şu orta doğru parçasının arada kalan doğru parçası hangisi oluyor? Şu. Şu doğru parçasından bahsediyoruz. Bunun tam orta noktasının ordinatı sorulmuş. Ben bunu nasıl bulurum? Arkadaşlar çok basit. 9 ile 3'ün tam ortasındaki sayıdır. Değil mi? 9 ile 3'ün tam ortasındaki sayı nasıl bulurum? 9 artı 3 bölü 2. O da 12 bölü 2'den 6'dır diyeceğiz. Yani burası kaçmış? 6'ymış. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten bunlar tam orta noktası olduğu için simetrik olacaktır. Dolayısıyla şurası da şurası ve şurası da birbirine eşittir. Ve dolayısıyla şununla da şu birbirine eşittir. E burasının uzunluğu 6 ise 2'ye böldüm 3. 3 ekledim 6. 3 çıkardım 6 zaten. Bu da B'ydi. Bir de C'ye bakalım. Parabol ile doğrunun kesim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi parabol ile doğrunun kesim noktaları arkadaşlar şunlar değil mi? Bunların arasındaki uzaklık soruluyor. Yani şurası soruluyor gençler. Sarıyla gösterdiğim kısım soruluyor. Ben bunu bir daha çizmek istiyorum size. Çünkü yani karışmasın oradaki görselimizde. Şu parabolümüzdü bizim. Değil mi? Şu da doğrumuzdu. Şöyle yaptık. Pekala. Şurası neydi gençler? 3'e hatta ve hatta şunu da çizelim yine. Daha güzel olur. Daha gösterişli olur. Şöyle yaptık. Bir de demiştik ki şurası da bizim x ekseni, y eksenimiz olsun dedik. Pekala bak şimdi şurası neydi? Hemen gösterelim. Eksi 2 idi. Şurası neydi sevgili gençler? 4 Dört müydü? 4'tü. Peki şurası kaçtı? 3. Peki gençler şurası kaçtı? Bu da 6 idi. Hayır 9'du özür diliyorum. Burası da 9. Pekala. Şimdi benden şu uzunluk istenmiş gençler. Tamam? Uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Ben şöyle bir üçgen çizmek istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Bir üçgen çizmek istiyorum. Şöyle indirdim. Çünkü bu üçgen şuraya tam olarak denk gelmek zorunda. Ctrl Z diyelim. Şurayı sileyim tekrardan. Şöyle bir şey yapalım bakın. Tam indirdiğim yerde şöyle 4 olur. Ve ben şu uzunluğu bulmak istiyorum. Şimdi ben şurası dik olduğunu bildiğim için e, şurası 3'tü. Burası da 9'du. Üçlü 6'nın arasında 6 birim mesafe var. Burası 4'tü. Burası eksi 2'di. 4 ile eksi 2 arasında şurası da şurasında nedir o zaman? 6 birim. E şimdi şurada oluşan üçgene baktığınız zaman şu turkuazla gösterdiğim üçgene baktığınız zaman burası 6, burası 6 böyle, burası da dik. O zaman karşısı yani şu kısım kaç birimdir sevgili gençler? Şu kısım işaretlediğimiz 6 kök 2 olmaz mı? 6 6 ise 6 kök, 6 kök 2'dir. E ben zaten bu uzunluğu bulmak istiyordum. O halde cevabım da 6 kök 2'dir diyebiliriz. Bu şekilde çizerek, yorumlayarak Yaparsan bir tane soru çöz, iki tane soru çöz yeter. Yani 20 tane hızlı hızlı ezbere soru çözmektense iki tane yorumlayarak, göstererek, çizerek, kendi başına uğraşarak yapman daha mantıklı olacaktır. Hani sen bu videoları şimdi neden izliyorsun? Matematiğim gelişsin diye izliyorsun. Sana bir yararımız olsun diye izliyorsun. Faydalanmak için izliyorsun. Eyvallah ama bunlar da benim uyarılarım. Bunları yaparsan emin ol iki tane soruyu yorumlayarak çöz. 10 tane yorumlamadan ezbere çözdüğün sorudan daha fazla kar sağlayacaktır sana. Anlaştık mı? Geçtim 30. sayfama artık sonlara doğru yaklaşıyoruz gençler. Ee, aşağıda fx eşittir x kare artı x eksi 2 parabolü ile gx eşittir ax artı b doğrusunun grafiği verilmiş. gx doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi ben x kare artı x eksi 2'nin bize verildiğini görüyorum. Bu parabol. x ekseninin kesici noktaları bulabilir miyiz? Pek tabi. x'e x diye ayırırım. Artı 2'ye eksi 1 diye ayırırım. Demek ki x eşittir 1 de bir de x 2'de eksi 2 de bu denklem bu parabol x eksenini kesmiş. Yani şurası eksi 2'ymiş. Şurası da 1'miş sevgili gençler. Pekala. Gx doğrusunu sormuş bize. Gx doğrusunu bulmak için de 2 için nereden geçer? Bu bakalım. 4 artı 2 iki eksi 2'den 4'ten geçer. Yani 2 için şurası da ne oluyormuş? 4 oluyormuş. Pekala. Şimdi benim doğrum y eşittir. Mx artı ax artı b demiş zaten. ax artı b şeklinde verildi ya. Eksi 2 için sıfırdan geçtiğini biliyorum. 0 eşittir. Eksi 2 a artı b. Bir de 2 için 4'ten geçtiğini de biliyorum. Çünkü aynı, yer, aynı yerde kesişiyorlar zaten. Demek ki 4 eşittir. 2 a artı b de diyebilirim. Bakın buraya 2 buraya 4 yazdım. Tamam. Şimdi ben bu ikisini toplarsam eğer 4 eşittir 2 b gelir. B de kaçtır arkadaşlar? 2'dir. B 2 ise a kaçtır? A da 1'dir. Demek ki benim doğru denklemim a yerine yazarsam nerede? Şurada yazıyorum x artı 2 olacaktır gençler dedik. Evet bu da böyleydi. Şimdi geçiyorum bir diğer kısma. Bu arada burayı doğru yaptık mı bir daha bakmak istiyorum. Doğru yaptık tamam. İkinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik sistemleri. Gayet basit arkadaşlar. En eğlenceli ve sizi en yormayan kısım burasıdır diyebilirim. Sadece şurada e, şekil çizimi zaten onu da sınavda siz yapmayacaksınız. Yaparsanız da hani nasıl diyeyim uzatırsınız ama daha garanti bir çözüm bulursun ama şıklardan gitmek daha mantıklıdır her zaman. Ama biz burada yine de gösterelim. Bakın büyüktür sıfır ve büyük veya eşittir sıfır da parabolü elinizi koyduğunuz herhangi bir noktada büyüktür dediği için yukarı doğru bir ok çiziyorsunuz. Yukarı doğru, yukarı doğru ne tarafı taramanız gerektiğini size söylüyor. Küçüktür veya küçük veya eşittir de de elinizi koydunuz aşağı doğru bir ok çizdiniz. Nereyi taramanız gerektiğini size söylüyor zaten. Bu bir. İkinci bir uyarımız da Büyük tür ve küçüktürde türde kesikli çizgiler kullanılırken eşitlik varsa kesiksiz çizgi kullanıyorsun. Bu kadar. Bu eşitsizliği sağlayan noktaları analitik düzlemde gösteririz demiş. Bir tane analitik düzleme ihtiyacımız var. Şöyle ve şöyle çizelim. Bakın gençler. X kare eksi 6 x demiş. X parantezinde x 6 yazarsak bir sıfırdan bir de 6'dan geçecek diyoruz. Kollar da yukarı doğru olduğu için benim parabolüm yaklaşık olarak bu şekildedir derim büyük veya eşittir dediği için iç tarafını tarıyorsunuz. Yani benim aramam gereken kısım, benim çözüm kümem burasıdır diyeceğim sevgili gençler. Sayıyla taradığımız kısım. Peki ikincisine bakalım bir de. Yine şu şekilde çizecek olursak. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım gençler. Heh. Şimdi 2 eksi x kare demiş. 2 eksi x kareyi ben kök 2 eksi x çarpı kök 2 artı x diye çarpanlarına ayırabilirim. x diyeceğim. Tamam. Bir e, artı kök 2'de bir de eksi kök 2'de kes, kesecek zaten x eksenini Ve kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu aşağı doğru. Demek ki bir parabolümüz şu ama bir de kesikli çizgiyle çiz demiş. Dolayısıyla şu şekilde çizebiliriz sevgili gençler. Kesikli çizgiyle çizdik ve x kare artı 2 x denmiş. Bunu da x parantezine alırsak x artı 2 gelir. Demek ki bir eksi 2'de yani şurada bir yerde bir de sıfırda kesecek. Ve kollarda yukarı doğru kesiksiz çizgiyle çizilmesi gerekiyor. Böyle çizdim. Şimdi birincisi için sıfırdan küçük demiş. Dolayısıyla ben alt kısmını tarayacağım. Sıfırdan küçük dediği için. Yani pardon denklemden küçük dediği için alt kısmını tarıyorum. İçini tamamen doldurmanız gerekiyor sevgili gençler. Yani şu şekilde. Şimdi geçelim kırmızıyla çizdiğimize. Kırmızıyla çizdiğimizin de neresi taranacak diyor. Büyük olan yerleri yani üst tarafı. Bunu birazcık büyütürsek zorlanmayız taramakta. Şöyle yapalım. Şimdi olaya bakacak olursanız sarıyla mavinin birleştiği yerler bize yeşili verdi. İşte gençler bizim uğraşmamız gereken çözüm kümesi, bulmamız gereken çözüm kümesi yeşil kısımdır. Sadece yeşille gösterdiğimiz yer bu ikisini de sağlar sevgili gençler. Cevabımız yeşil kısım olacak. Ne mavi ne de sarı yer. Yeşil kısım bizim cevabımızdır. Neden? Çünkü ikisinde de ortak taranılan yer burası sevgili gençler. Geçtim. Bir diğer soruma 2019 AYT sınavında çıkmış olan bir soru devamında zaten 33. sayfada bitiyor. Bir tane de 2013 LYS'den soru sorduk. Bu soruda düzeltmemiz gereken bir yer var mı? Evet hocam var. Burası x1 bölü x2 değil. X2 bölü x1 soruldu aslında sınavda. Biz buraya dizgi hatası yaptık. X1 bölü x2'yi sorduk haberiniz olsun. Şimdi biraz uğraşalım sorumuzda bakalım. 2019'da parabol sorusu karşımıza nasıl çıkmış? Çıkmışsa da kolay mıymış zor muymuş? 10 üzerinden de puanlayalım bunu. x1 ve x2 pozitif ve x1 x2'den daha küçük. x eksi x1 çarpı x 2 -X2, x2 olarak verilmiş bize parabol. Bir kat sayısı falan yok bakın birinci derecede. İçimde tanımlanan bir f fonksiyonunun belirttiği parabol dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki gibi farklı a ve b noktalarında kesmekte. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olup x eşittir 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almakta. Şimdi x'in 3 bölü 5 olduğu nokta tam olarak şurasıdır. Nereden biliyorum? Çünkü en küçük değerinin tepe noktasında alacaktır. Buna göre x2 bölü x1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi a ve b noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşitse ben şöyle diyebilir miyim sevgili gençler? Bunlar birbirine eşittir ve şurası k iken arkadaşlar burası da k'dır. Şimdi gelin x eksi x1 çarpı x eksi x2 demişti ya aslında burası x1. Peki x2 kaç olur? Şurası. Nereden bulabiliriz? Gençler şu kısımda şu kısımda birbirine eşit olmaz mı? Olur. Peki bana şu kısmın uzunluğunu söyleyebilecek olan var mı? 3 e, bölü 5 eksi k'dır değil mi? Şuradaki uzunluk. Şurası. Tekrar göstereyim görmeyenler için. Şurası. O zaman şurası da aynı uzunluğa sahip değil midir? Evet hocam aynı uzunluğa sahiptir. Dolayısıyla ben 3 3.5'un üzerine pardon 3 bölü 5'in üzerine 3 bölü 5 eksi k eklersem şurayı bulmuş olurum. Ki burası da 6 bölü 5 eksi k'dır o zaman. Bakın burayı k buldum. Burası da 6 bölü 5 eksi k. Güzel. Şimdi bunları biz şu an hallettik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Artık yerine bir yazalım değil mi? 3 bölü 5 e, hatta x eksi k çarpı x eksi 6 bölü 5 eksi k. Şöyle yazdım. Bu bizim parabol denklemimiz oldu. Şimdi gençler burada... İçeri bir dağıtırsak bunları. Tamam içeri dağıtırsak. Hatta içeri dağıtmaya da lüzum yok aslında. Çünkü ben 0 verdiğim zaman K'dan geçeceğini biliyorum. E 0 verelim o zaman. Eksi K çarpı. Şurası da burası da gitti. İçeri dağıtırsam eksi 6 bölü 5 artı K yapacaktır. Bu da ne gelir? 6K bölü 5 eksi K kare gelir. Ben 0 verdiğim zaman K'dan geçmesi lazımdı. 0 verdim bu geldi karşıma. Demek ki bu da K'ya eşit. Şimdi madem öyle ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa sallarsam 6k bölü 5 eksi k eşittir k kare olur. İse 6k bölü 5'ten k'yı çıkarırsam k bölü 5 gelir. Eşittir k karedir. Ben k'nın pozitif olduğunu biliyorum. yani Burada olduğu için her iki taraftan k'ları sadeleştirebilirim bir tanesini. K kaç gelir? 1 bölü 5 gelir. K 1 bölü 5'miş. Bundan eminiz. Peki x1'imiz o zaman 1 bölü 5'tir. x1 bu. Peki x2 ne? 6 bölü 5 eksi k demiştik. Yani 6 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkardık. Kaç geldi? 5 bölü 5 yani 1 geldi. X2 de 1'miş. O halde sevgili gençler x2 bölü x1 sorulduğunda 1 bölü 1 bölü 5 sorulmuştur. Ters çevirip çarparsak da cevabımız ne gelir? 5 gelir. Şimdi hocam bu soru zor muydu? 2019 AYT sınavında çıkan soru. Zor değildi. Ama bence kolay da değildi. Yani tam olarak ÖSYM'nin tarzı bu zaten. 10 üzerinden kaçlık bir soruydu hocam? Bence 10 üzerinden 6.5 7'lik bir soruydu. 7'ye daha yakın diyebiliriz. 10 üzerinden 6.9 yani 100 üzerinden 68 69'luk bir soru. Güzel bir soru muydu hocam? Bence güzeldi. Tekrardan sorulma ihtimali var mı? Sonuçta çıkmış soru. Buna benzer bir soru sorulur mu? Bence sorulur. Çünkü ÖSYM'nin tarzı bu tarz konularda değişmiyor sevgili gençler. Parabolde çok fazla değişmiyor. Yeni nesilleştirilebilir mi? Arkadaşlar bence AYT kısmında yeni nesilleştirilebilir en kolay konulardan bir tanesi de paraboldür. Dolayısıyla yukarıda çözdüğümüz işte basketbol topu sorusu gibi sorularla yeni nesilleştirilebilir sevgili gençler. Acil AYT soru bankasında işte bilardo masada sorular falan vardı. Onları da gördüğünüz zaman zaten nasıl yeni nesil yapılacağını parabolden görürsünüz arkadaşlar. Evet bu da son sayfamız. Bu videoyu ikinci defa çektiğim için biraz da sıkılmadım değil aslında ama olsun sizler izleyeceksiniz bir şeyler öğreneceksiniz bana da bir dua edeceksiniz bu benim için en büyük mutluluk sevgili gençler şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere dersi dinlediğiniz için. Yukarıda grafiği verilen fx ve gx parabolleri birbirini tepe noktalarında kesmekte bu benim en sevdiğim sorulardan bir tanesiydi 2013 yılında sorulan soru. Neden? Çünkü çok fazla şeyi çok karışık biçimde kullan kullanabilme yetisine sahip olman gerekiyor. Mesela bu soru bence az önceki sorudan daha zor bir soru. Yani 10 üzerinden 7.2-7.3 diyebiliriz. Ee, 2019 AYT ve 2013 LYS'yi kıyaslarsak sevgili gençler. Şimdi bunlar birbirlerinin tepe noktalarında kesiyorlar. Y0 değeri kaçtır diye sormuş. Çok az da bilgi vermiş ve bilinmeyen sayısı da çok. Sadece şu kısmı biliyoruz. Bir de şuradaki B ve C'yi bulmamız gerekiyor. G0 değeri de zaten C'yi soruyor bize. Çünkü ben G'de 0 verirsem C çıkar karşıma. Demek ki sevgili gençler aslında şurası soruluyor bize. Şimdi gelin biraz kontrol edelim bunu. Bakın. X kare eksi 2 x artı 1 dediğimiz şey zaten x eksi 1'in karesidir. Doğru mu? Doğru. Buradaki x eşittir 1 değeri f'in tepe noktası olan 1'dir. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi peki x eksi 1'in karesi diyeceğim ben yine. Eşittir bu x-1'in karesinin yani mavi denklemi 9 yapan hangi sayı vardır negatif tarafta bunu bulalım x-1'in karesi 9'sa x-1 ya 3'tür Ya da sevgili gençler eksi 3'tür şuradan pozitif gelmeyecektir eksi 1'i karşıya attım x eşittir eksi 2 mi oldu aynen demek ki burası da eksi 2'ymiş Pekala şu an soruyu yarınladık diyebilirim Güzel hocam Arkadaşlar ben burada bir yerine yazdığım zaman g'de 0 almam gerektiğini biliyorum bakın g1 0 Dolayısıyla eksi 1 artı b artı c eşittir 0 olduğunu bulduk. B artı c'nin de 1 olması gerektiğini artık biliyoruz. Şurada artıyı yazamadım. Düzeltelim orayı kafa karışıklığına mal vermesin. B artı c eşittir 1. Peki bunu bulduk hocam. Daha sonrasında ne yapacağız? Şöyle işaretleyelim bunu. B artı c'miz 1'miş. Daha sonra hocam eksi 2 içinde 9'dan geçmesi gerektiğini biliyorum. O zaman bir de eksi 2'yi şurada yerine yazalım. Hadi. Eksi 4. Eksi 2b artı c eşittir 9. Eksi 4'ü karşıya atarsam eksi 2b artı c'nin de 13 olması gerektiğini bulduk. Bu da sevgili gençler ikinci anlamamız gereken şey. Peki arkadaşlar şimdi ben diyorum ki gelin şundan şunu çıkaralım. Eksi 2b eksi b daha eksi 3b. C'den c çıktı 0. 13'ten 1'i çıkardım. Kaç geldi? 12. Peki eksi 3b 12 ise b kaçtır? Eksi 4'tür. Şimdi b'nin eksi 4 olması gerektiğini bulduk. Ne, üzerine ne eklersen 1 olur? Tabii ki 5. Demek ki C kaç olmalıymış arkadaşlar? 5 ol 5 olmalıymış diyeceğiz. O halde cevabımız da C seçeneğidir dedik sevgili gençler. Çünkü zaten bize C'yi soruyordu. G0 istenmiş ya. G'de 0 yerine yazın. 0 artı 0 artı C. Yani C sorulmuştu. Demek ki cevabımız da 5 olacakmış dedik. Bence güzel videoydu. Ee, güzel de zaman geçti. Ee, i̇nşallah bu haftayı da kazasız belasız atlatmışsındır. Haft sonraki haftalarda ne yapacağız? Sonraki haftalarda arkadaşlar zaten e, konu olarak hangi konuları anlatacağımız belli ama bunlar konu olarak kalmasın. Yani benim sizden ricam şu: Bu videoları izliyorsunuz, bakın emek sarf ediyorsunuz, emekleriniz hibe olmasın, emekleriniz yazık olmasın, emekleriniz gitmesin arkadaşlar. E, bu emekleri sarf ettikten sonra zamanınızı harcadıktan sonra lütfen ama lütfen sorularınızı çözün. Şimdi bu hafta çözmeniz gereken sorular genelde AYT kitabından olacak. Acil AYT kitabından ve kendi belirlediğiniz bir kaynaktan olacak. Kendi belirlediğiniz kaynaktan ve acil matematik AYT soru bankasından mutlaka ikinci dereceden denklemleri, parabolü, karmaşık sayıları çözüyorsunuz. Anlaştık mı? Bir sonraki haftamızda eşitsizlikler anlatacağız. Mutlaka oraya da çok fazla kafa yormanı öneriyorum sana. Çünkü eşitsizlikleri anladıktan sonra artık parabol ve ikinci dereceden denklem çok daha mantıklı hale gelecektir senin için. Eşitsizlikler neden önemli? Her sene bir tane çıkıyor. Ve genelde de öğrencilerin yine yapamadığı konulardan bir tanesi sevgili gençler. Yani sayısallar sizlere diyorum. Bunu doğru yaparsanız eşitsizlikler, parabol, ikinci dereceden denklemler. Bunlardan sorular kaçırmazsanız derecelik öğrenci olursunuz. Ee, hani hocam zaten bunları herkes yapıyor diye düşünmeyin. Bence parabol, eşitsizlik, türev, integral ve trigo. Matematikte belirleyici olan konular sevgili gençler. Lütfen sizden ricam bu konulardan hata çıkarmayın. Bu konulardan ilklerini işledik. Türev ve integralden de hata yapmamaya, hata yapmamaya çalışacağınızı iyi biliyorum ama lütfen dediklerimi yapın. Sorularınızı çözün, ödevlerinizi yapın, karşıma öyle girin. Haftaya e, yine aynı gün konu anlatımıyla görüşmek üzere sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Ee, dikkat edin kendinize. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Ha bir de bol bol matematik çalışmayı unutmayın.